heyecanlı burada yaşadık. Sonrası zaten adaletin işi. Bu yok da bağların içi işte. Bu bağların içine gömdüm diyor. Sana bir hediyem var. Bir aç bakalım. Annem mi? Anne. Yola çıktım, geliyorum. Allah sizlerden 100.000 kere razı olsun. Bunu yapalayın da bir tarafa atın dedim. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar. Veysel Çilingir Samsun'da öldürülüyor. Bir öldürülen Veysel Bey var orada, bir de Yakup, Yakup Bey var. Evet. Köpeklerin avlaması durdu, ben dışarı çıktım. Emine Hanım kardeşimin katili kim diyor ama aslında Ayşe Hanım'dan şüpheleniyor. Senin bir kere adın çıkmış. Senin lafı ne diyor millet köyde? O gözlerimle gördün mü? İspat çıkar, şahit getir buraya. Senin alnından öpeceğim, onun alnından öpeceğim. Ne görüldü, ne duyuldu da bu dedikodu yapıldı? Yabancı Allah'ın kulu gelip buraya giremez. Kimi saplayacakla katilim? Yanında, yanında. Seni vallahi tutar da var ya. Nasıl? Peki bu dedikodu hiç Veysel Bey'in kulağına gitti mi? Evet, eşime güveniyorum karı dedi. Ne derse desinler dedi. Niye hakkınızda dedikodu çıkartılar? Zaten yanınızda olmayan kocanızın kardeşlerini evde barındırıyorsunuz. Konuşuyorum, bir suçu yok. Ağlamak yüzüm bak benim. Bir yangın çıkıyor. Cenazeler içeride. Çıkıyor. Kemikler bulunuyor. Çocuğa ait olduğu düşünülüyor. Ama annesi, babası, babaannesi, dedesi yok çocuğun. Traktör ormanlık alanda. Traktörde tutuşlamışlar orada. Gitmişler. O da zaten aynı zamanda eve gelen kişiler. Programımızın ardından jandarma bir operasyon düzenledi. İşin enteresan tarafı, çocukların babalarının bulunduğu köyde de 4 tane büyükbaş hayvan bulunmuş. İv aradılar, ahır aradılar, samalı aradılar, damları aradılar, ahırları aradılar. Olumsuz düşünen insanları duymayın, onlar kalbinizdeki ümitleri çalarlar. Bir araya gelerek insanlara yeni bir hayatın yolunu açabiliriz. İyi insanların sesi de ne kadar gür çıkarsa kötü insanların sesini de bastıracağız. Unutmayalım, iyilik her şeyin önüne geçer. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dilerim iyi bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Sağ olun, var olun efendim. İnşallah yine güzel bir programımız olur. Hoş geldiniz. Merhaba. Arif hocamla Şevki hocamla yakışıklılıklarıyla gerçekten göz kamaştırıyorlar maşallah. Sağ olun. Dilerim bu dönem izimle dediğim gibi iyi bir hafta sonu geçirmişizdir. İyi bir hafta sonu geçiremediysek üzülmeyelim. İyi bir hafta geçirmeyi dileyelim. Umudu kaybetmeyecek. Umut bitince hayat bitmiş demektir zaten. O yüzden hep umutlu, böyle hep mutlu, hep güler yüzle bakalım inşallah çevremize. Çünkü bakın ne kadar aslında kötü kötü olaylar oluyor. Evet. Bazı şeylerin geriye dönüşü yok. Ama geriye dönüş olabilecek her olayda bence insanın umutla geleceğe bakması gerekiyor. Dünü yaşamadan önümüze bakacağız. İnşallah güzel günler gelecek. Şimdi tabii yeni yıl, yeni bir yılda başlıyor ya. Yeni yıla girerken böyle güzel güzel temennilerle devam etmek bence iyidir. Efendim. şimdi oraya... tamam, yazılar yazılıyor, tamam onları söyleyeceğim. Önce efendim isterseniz Sibel program sonrasına 43 yıl sonra biliyorsunuz babası ve kardeşleriyle buluşmuştu. Burada biraz böyle tedirgindiler falan filan ama öğleden sonra her şey... Değişti, güzelleşti, birbirlerine ısınmaya başladılar. Harika. İsterseniz neler yaşadılar program sonrası hep beraber izleyelim mi? 43 yıl sonra Sibel babası yani baba tarafıyla, baba kökleriyle buluştu. Kim olduklarını tanıdı. Bakalım neler yaşamışlar. Sibel ben babamı bulayım diye buraya gelmişti. Köklerim kim, ailem kim demişti. Çok kısa bir sürede de kız kardeşi telefona bağlandı. Sen demiştin ki yani tanıştığım her erkeğe acaba benim işte kardeşim mi,
babam mı, amcam mı, o gözle bakıyorum ve bundan çok büyük rahatsızlık duyuyorum. Soyumu merak ediyorum, soy ağacımı merak ediyorum. Kimim? Genlerim kim? Hiçbir zaman için bir erkeğe ben böyle bir hep korkuyla bakmışımdır. Erkek kardeşim mi, babam mı, amcam mı? Seni önce kardeşlerinle tanıştırmaya başlayayım. Ahmetcan Özkan. Şimdi bir erkek kardeşin daha stüdyomuzda seni kucaklamak için. Tahir Bey'i de alalım. Sibel ilk kez babasıyla karşılaşacak. Evet. Bakalım hayalindeki gibi mi? Kapımız açılsın. Babası ilk kez kucaklaşacak. Babamsın. Çok eğer benim orada bir babam varsa, benim soy ağacım varsa bunu tabii ki araştırmak benim en doğal hakkımdı. Görünce zaten babamı görmüş gibi oldum. Hani çok sima olarak benziyor. Bizim kendi kardeşimiz, kanımız. Bunlar hep beraber. Yani bütün fedakarlık her şey bendeydi. Yani büyük olarak şimdi artık ablamıza devrettik. Şimdi bundan sonra bütün dertleri, sorunları kendisi kucaklasın. Onların vermiş olduğu bana sıcaklık ve samimiyet beni böyle rahatlattı. İlk önce inanamadım. Fakat eşim bir gün dedi, senin de benim vardı, aldırdın. O söyledi bana, dedi bak işte netleşti. Alo, abla. Teşekkür ediyorum, ellerinden öpüyorum. Afiyet olsun. Hadi buyurun. Bulduğumuza sevindik. İnşallah bir daha kaybetmeyiz. Mutlu mesut devam ederiz bundan sonra. Çok mutluyum. Dünden beri söylüyorum. Sözler kifayetsiz kalıyor. Müge Anlı'ya binlerce teşekkür ediyorum. Eksik olan yanım tamamlandı. Evet. Dilerim aradaki mesafeleri hızlıca kat ederler. Sibel için önemliydi. Dilerim çok mutlu olsunlar. Bu arada efendim yeni yıl yaklaştı derken hediye paketlerimizle yine okullarımıza ihtiyaç sahiplerine gitmeye devam ediyor. Sevgili arkadaşım Hakan Solaker'e de çok teşekkür ediyorum. Onları süper bacalaklardan tanırsınız. Hakan Solaker ve Tayyar Işık Saçan. Hakan'cığım da 100 tane çocuklarımız için 100 tane bere ve atkı göndermiş. Çok teşekkür ediyorum Hakan. Allah hayrını kabul etsin. Sağ ol arkadaşım. Bir taraftan da onların paketleri hazırlanıyor. Bu mallı bir çalışma var stüdyonun arkasında. Peki. Efendim Kastamonu ile ilgili size haberlerim var. Kastamonu yangını ve kaybolan kişilerle ilgili. Onunla ilgili bantlarımız hazırlanıyor. Şöyle söyleyeyim. Hafta sonu gözaltılar oldu. Yeni gözaltılar olduğu söyleniyor. Jandarma harıl harıl çalışıyor. Evet. Zaten hani yanan yandı. Evler, işte hayvanlar telef oldu falan ama... Bu beş kişinin akıbeti hala sırrını koruyor. Gözümüz, kulağımız, muhabirimiz Kastamonu'da yaşanan gelişmeleri bizlere aktarmak için orada bekliyor. Hafta sonu ile ilgili bir bandımız var. Onu arkadaşlarımız hazırlayacaklar. Yeni gözaltılarla ilgili de yine bilgi almaya çalışıyor ekibimiz. Evet, var yeni gözaltılar. Bir kişi daha cezaevine gönderildi. Kim o? Kardeşlerin kayınpederi gönderildi. Bir de cezaevine. Evet, tutuklanarak, yargısı tutuklanarak devam edecek. Fakat her yargılamasına tutuklu olarak devam edilecek. Dur, lafı da bulamadım. Fakat şu an 3 kişi cezaevinde tutuklu. Her üçü de itiraf etmiyor. Biz yapmadık, bizim bu konuyla hiçbir alakamız yok dedikleri için. Hani evdeki kemiklerin biliyorsunuz çocuğumuz Serdar'a ait olduğu düşünülüyor. Diğer 4 kişi yok. Evet. Yok yani.
Yani ve... hep söylüyoruz, hayvan çaldılarsa bunları niye aldılar? Bunları aldılarsa niye evleri yaktılar, çocuğu yaktılar? Yani evleri yaktılarsa niye bu dört kişiyi de öldürmek niyetinde bulundularsa niye bunları da evin içinde bırakıp yakmadılar? Sadece şimdi, o küçük çocuğu yaktılar. Evet, şimdi sanırım şöyle bir şey yapılacak. Tutuklu sayısı arkadaşım dediği gibi 3'e çıktı. Yeni gözaltılar var. Bilgiler gelsin, sizinle bantlarımızı ve görüntülerimizi paylaşacağız. Şimdi benim duyduğum kadarıyla hani gayri resmi bilgi ama yeniden arama yapılacakmış o evde. Acaba o evdeki arama çalışmalarında mı acaba ulaşılamadı? Yani o 4 kişi de orada da biraz zor bir ihtimal ama şimdi bir de ona da bakılacak. Evet. Çünkü bir mantıksız bir şey var orada. İtiraf da gelmediği için maalesef henüz haber yok ama Fazıl, Emin, Sabahat, Şengül, Serdar, Çataloğlu 5 kişilik bir aile. Köy de gitti, aile de gitti. Hala akıbetleri bir sır. Fakat ben gerçekten Kastamonu'daki hem jandarmayı hem de savcımızı kutluyorum. Hafta sonunda hiç durmadılar. Bu aileyi ortadan kaldırmak. Aile gitti, köye aile gitti. Ortadan kaldırıldı yani evet. O şekilde. Neden yani? Acaba neden? Hayvanlar evet. İçinse niye 27 hayvan da altta telef oldu? Hani onlar niye çalınmadı? Bunda bir sürü soru işareti evet. Var ama çok kısa zamanda cevabını alacağız inanıyorum. Efendim biliyorsunuz Cuma günü Veysel Çilingir cinayetini konuşmuştuk. Neler konuşmuştuk arkadaşlarımız bize hatırlatsınlar. Benim elimde çok kısıtlı bir dosya var. Hafta sonu dersime çalıştım. Sizlere bu dosyadan öğrendiklerimi aktaracağım. Olay yerini göreceğiz. Olay yeri nasıl? Neresi? Ayşe Hanım burada. Gelin Ayşe Hanım. Aralarında dedikodu çıkarılan kayınbiraderi de bugün stüdyomuzda. Ben de kendisini görmedim. Ama gidip orada akrabalarla ve köy halkıyla konuşunca öğrendik ki aynı Cuma günü konuştuğumuz gibi bu dedikodular yıllarca yapılmış. Fakat şunun da altını çizmek lazım. Dedikodu yapılmış ama hani bir yerde gördünüz mü? Gören yok. Hani uygunsuz bir şekilde mi? Değil mi? Birisi rastladı falan yok. Adı üzerinde tam anlamıyla dedikodu. Ama tabii aile içindeki bu dedikodu hem çok çirkin hem de işte bir cinayet olunca da o dedikodular üzerinde yoğunlaşılmasına neden olmuş. Ama bunu çok samimi söylüyorum. Yani yine buradan da tekrarlıyorum. Cuma günü söylediğim gibi burada bir ikiyüzlülük var. Hem işte evleniyor bir kadın, kocası evlenir evlenmez. Suudi Arabistan'a gidiyor, yıllarca orada kalıyor. Bu kadın da kayınvalidesi ve iki kayınbiraderine bakmakla yükümlü. Evet. Şimdi tabii ki başına da bir şey geldiğinde kim onunla ilgilenecek? Ve yaşadığı alan da kırsal bir alan. Doğal olarak hani çarşıya pazara çıktığında yanında da bir erkeğe ihtiyaç hissediyor. Ve bu erkekten yakınındaki kayınbiraderi oluyor. Ama ve kayınbiraderinden yardım istemeye kalkıyor. Ve 15-16 yaşında bu kayınbiraderiyle ilk tanışması. Evet. Ama işte bu dedikoduların maalesef önüne geçilememiş. Evet. Tabii bununla ilgili başka röportajlarımız da var. Mesela bir kardeşiniz de dedi ki annem dedi ki, yani sizin anneniz için anneniz demiş ki bu gelin yüzünden kardeşler birbirini öldürecek. Bak göreceksiniz şimdi demiş. Bak ben onu gönderdim zaten ben anlatayım sana şimdi. Ben... Dur oraya gelince anlatacağız. Bir neler yaşadık hatırlayalım. Diğer misafirlerimizi de davet edelim. Veysel Çilingir 64 yaşında evli iki çocuk babası. Veysel Bey ile kardeşi Yakup Bey evlerinin dışında bir çiftlik var o çiftlikteler. Dışarıdan bir ses geliyor anlatılana göre çıkıyor Veysel Bey ne oluyor diye. Bir silah sesi duyuluyor. Kardeşi koştuğunda silahla vurulmuş ve yüzüstü kapaklanmış yerde yatarken görülüyor. Cinayet bu şekilde gerçekleşiyor. Fakat işin enteresan tarafı Emine Hanım kardeşimin katili kim diyor ama aslında Ayşe Hanım'dan şüpheleniyor. Yakup Bey ile Ayşe Hanım arasında dikkat çeken ne oldu da sizi bunu düşünmeye itti? Baştan mı anlatayım? Baştan anlatırsam dibe ineriz ama ortada kalırız. Baştan giriş yapmasam ortada kalır bulaşırız değil mi? Olay ne Allah nasıl olmuşsan nasıl yapmışsanız Ayşe. Siz benden iyi biliyorsunuz. İkiniz oradaydınız. Hayır. İkiniz de ondan da siz benimle muhatap olmayın. Onlar köydeydiler her şeyi biliyorlar ya. Ben bir şey bilmiyorum ya. Yavrum bir de ben bir şey diyeyim. Sen dün konuştun ben dinledim. Ben dün buradan gittikten sonra yatsıya kadar acildeydim. Nerede olursan ben, o ben sana tabii, hiç şeyim değil. Çok sağ ol. Buradan çıktıktan sonra da ikiniz de namus davası açacağım. Ama şahit ispat getirir.
Getir o gözlerinle gördün mü? Ne iftira atıyorsun bana sen? Ben sana iftira atmıyorum. Konuşma. Konuşma. Evlendiği zamandan beri bu çocuklar annemin yanındaydı. Bu da annemin yanına evlendi geldi. Ondan sonra annemin yanında da çocuklar askere gitti. Bu çocuklar devamlı bununla. Taşındı gitti oradan gene o çocuklar oraya gitti. Onunla gitti. Annem yalnız kaldı. Bundan sonra döndüler bir içi dedikodular oldu. İspat beraber çıkar geldi. Şahit getir konuşma. Buraya. Bir benim şahit getir. Senin şahit. Yalnından öpeceğim. Onun yalnından öpeceğim. Bir yere gidecek. Yakup'a Cezden gidecek Yakup'a alıyordu. Uzak dur Yakup'tan ya. Senin bir kere adın çıkmış. Ben evlendim. 10 gün kaldım eşimle. Eşi bıraktı gitti beni Arabistan'a. Eşim tembih etti kardeşi dedi ki Yakup'a bak oğlum dedi. Ben dedi gidiyorum dedi. Yengen sana emanet dedi. Çarşıya pazara yengenle gideceksin dedi. O arada affedersin aşerdim. Hasta oldum. Doğum ettim. Kaynanam dövdü beni. Karnımdaki çocuğum düşecekti. Hastanelere düştü. Niye dövdü kayınvalidesi? Çocuğumu istemiyorlar. Beni istemiyorlar. Ve Ali abi Aydın'dan geldi. Benim karnım burnumda. Beni karısıyla beraber dövdüler. Ben bir küçük bahçe yapmışım. Ben orada mısır kırmış yemişim. Veysel'in karısı neden bu yerlerimizi yiyor? Biz Veysel'in karısını buradan yok edeceğiz. Ben dövmedim demiyor. Ben Aydın'dan geldiğim zaman evde bir kavga yapmışsınız. Mısır davasından kavga yapmayın diyor. Sen odunu alıyorsun. Sırtıma benim vuracaktır. Annem bana söyleniyor. Ben seni tutuyorum böyle duvara yaslıyorum. Yakup da seni mi korudu o sırada? Evet tabii. Yakup da dedi yengen tek kötü. Neden yengeni dövüyorsun? İlk şey Yakup niye evet. Yengesini koruyordan başlıyor iş. Anladın mı? Bir tane mısırdan mı çıktı her şey? Bir mısır. Mısırdan. Niye evlenmedi bu şey Yakup hiç? Onu bunlara soracaksın Mücanım. Sen sor sonra niye evlendirmedin abiydi? Benimle yaşamadılar ki. Siz onları başını bağladınız. Ben de sor sonra ki senin yuvanı kim yıktı? Yuvanı yıkan yanında. Seni vallaha böyle tutar da var ya. Şimdi Ayşe Hanım'ın kardeşinizle dedikodusuna çıkması için birinin bir şey görmesi lazım. Ben orada değildim. Ama çok büyük iftira o zaman. Yani konuşulan laflar. Hayır bunlar. Ne görüldü, ne duyuldu da bu dedikodu yapıldı? Onu orada yapmışlar. Biz bak o zamanlar telefonda yiyordu. Benim okur yazarlığımda yok ki mektup yazayım, birinden mektuplaşayım. Köye gidersem bir şey duyuyordum. Şimdi gelen bilgi şu. Mesela birisi aramış. Ayşe Hanım'ın eşi hep yurt dışındaydı yani rahmetli. Yakup hep onların evindeydi. Birlikteydiler. Abisi gelince de Yakup onlara çok yakın bir ev tuttu. Ha işte. Bunlar beraber Eroğlu da, Yakup'u da, Ali Efendi de, Veysel Arabistan'a getirdi. Bu Yakup'la da Erol herhalde 10-12 sene kaldılar Arabistan'da. Yakup geldiği zaman benle kalmadı. Kız kardeşlerinin yanında kaldı. Yakup Bey, Veysel Bey'in öldürüldüğü yer bir bahçe. O gece abiniz öldürülüyor. Oraya birisinin gelip onu vurması lazım. Köpekler hani onu vuran kişinin peşinden gitmesi ve tutması gerekirken cesedin başında kalıyor. Şimdi evet, diyor ki ailenizde. Evet. İki kişi oraya gitti. Av köpeği olduğu için silah sesi geldiğinde silah sesinin olduğu yere geliyorlar. Av köpekleri yani böyle bahçeye birisi gelirse onu havlamıyor mu? Havlamış işte havladığı hayır, için. Hayır. Av köpeği bir avlar onda bırakır. Niye çıktı o zaman abiniz dışarı? Büyük köpek bir yere havlayınca gidince abinin peşine kalktı gitti. Yani köpekler havladı işte gelene. Evet, geriye abla. Tamam işte Yakup Bey aynı şeyden bahsediyoruz. Bir silah sesi atılınca köpeklerin avlaması durdu, ben dışarı çıktım. Köpekler de abimin başındaydı. Peki sizin abiniz yakın mesafeden mi vurulmuş, uzak mesafeden mi? Onu bilmiyorum. Domuz kurşunuyla vurulmuş, 15 metre uzaklıkta. Ben onların o iftira yüzünden, ben sene 91'de Türkiye'den çıktım, 2005'te geldim, gene aynı dedikoduyu yaptılar. Bana attıkları bu iftirayı delilli olarak tespit etmelerini istiyorum. Ben sene 2005'te geldim, Allah'ınızdan bulasınız. Sizin dedikodu yüzünüzden gittim ben buradan. Siz bizden şüpheleniyorsanız, benim yengem anamdı. Seninki de aynı anamdı. Öbürüsü de aynı anamdı. Ben 50 yaşındayım, her biri onların 60 yaşında. Peki bu dedikodu hiç Veysel Bey'in kulağına gitti mi? Evet biliyordu. Gitmiştir. Ben dedi kardeşlerime güveniyorum dedi. Eşime güveniyorum karı dedi. Ne derse desinler dedi. Kendinden emin misin? Çok şükür hamdolsun Allah'ıma dedim. Veysel Bey ile Yakup Bey çiftlikteydi. Hanımefendi gidip geliyordu. Ama eşim yanına Veysel Bey dur rahmetli oldu. Rahmetli olduktan sonra Yakup Bey ile hanımefendinin arkadaşlığı, yengeliği neyse... Yani bir değişiklik oldu mu? Ben onu görmedim değişiklik. Onlar orada gene gidip geliyorlar. Yakup kurbetten gelse gidiyor abisinin evine gidiyor. Yengesinin yanına gidiyor. Ben ona bir şey demiyorum. Benim kızdığım.
çıkıp aramadınız. Bu katil kim demediniz. Bu kapıyı kim geldi? Nasıl arayacaktık? Aradık sesini daha. Kes. Aradık her yerden sen aradık. Sen niye bunu sevmiyorsun? Sesini kes. Niye kızgınsın o kadar? Ben ona kızgınım. O bilir ben ona neden kızgın oldum. O neden? Benden iyi bilir onu. Yedi ekmekçi bir bilir. Bazı zaman diyor bana ki ana yemeğin var mı? Gelip bir yemek yiyeyim. Oğlum evdeyken işten geliyor oğlum. Yakup size ana mı diyor? Ana diyor bana. Erol da ana der bana. Yakup da ana der bana. Veysel'e de baba derdiler. Vaş be ne kadar iyi. Ben Ayşe Hanım şunu anlamadım. Gerçekten hani sen bir yere gelin olarak gidiyorsun. Evet. Fakat damat yok ortada. Damat yok ama bir sürü kayınbirader var. Diğer kardeşleri ya da o köylü dedikodu çıkarıyorsa sen de oradan ayrıldığında neden hala o kayınbiraderlerini evlerine alıp hala daha çamaşırını yıkayayım, ütüsünü yapayım? E getirince size getirsinler ki ana benim çamaşırımı yıkar, bir tabak yemek pişir bana yapmaz mısın? Almam. Ben de almam. Ben ne almam. Bileyim. Keser atarım. Hem senin kardeşlerine bakacağım hem benim dedikodum çıkacak. Tekrar buna devam edeceğim. Evet efendim bugün Yakup Çilingir de aramızda Ayşe Hanım'la beraber. Az önce onlar yoklardı söyleyeyim. Evet köyde kimle konuşsak ekip arkadaşlarımız oradaydı. Bu dedikoduyu bildiklerini söylüyorlar. Bütün akrabalarınız vesaire falan. Fakat yine özellikle sordurdum. Yani bir yerde gördünüz mü? Bir uygunsuz bir hareket içinde mi gördünüz? Yani bu dedikoduların çıkmasına neden olacak ne gördünüz? Hiç kimse ben onları şurada gördüm demedi. Yani ellerinde kanıtsız inanç geliştirmişler. Ha, yani bir dedikodu orada yapılmış ve sanırım bu dedikodunun kaynağı anneniz. Ben öyle tahmin ediyorum. Yani pardon, kayınvaliden. Pardon bir şey söyleyebilir miyim? Hı-hı. Annemden de abi. Rahmetli annemden abi. Ali Bey'le annem. Evet abi. Abin neredeydi? Abim. Abim geldi. Bu yengem bir mısır tarlası ekmişti annem onlarla beraber. Ekmeyin dedim ben. Abim Arabistan'daydı o zaman. Ekmeğin dedim ben. Bu yengem ekti. Annemle beraber. O arada abim de hanımıyla beraber geldi. Taze mısır yemek için. Annem biraz titizdi. Annem titizdi yani. Taze mısır bu yiyecek. Annemden korkusuna bu yiyemiyor. Bunlar yiyince bu da kıskanıyor. Bu da yemeye kalkıyor. Mısır yedim sonra dayak yedim. İlk kavgaları annemle. Ben de çocuğum. Siz de o sırada yengenizi korudunuz. Ben de evde yoğum. Ben de ev yoğum. Ha, yoksunuz evde. Ben evde yoğum. Kahvedeydin. Ondan sonra bana haber geliyor. Bana diyorlar ki böyle evde kavga var. Hani yengemle de nenem kavga ediyor dedi çocuklar. Diyen de öbür büyük abimin çocuklar yani. Ben de gittim eve niye kavga ediyorlar diye. Yani. Suç nedir diye. Gittim ki ben abimle falan yengem bunlar kavga ediyorlar. Niye kavga edersiniz? Bir mısır için. O arada da muhtar heyet gelmiş. Muhtarı heyete getirmişler. Benim ektiğim bahçeyi bölecekler. Onlar diğer da, tarlaları değil. Yani tarla ekilecek tarla için adam gelmiş ben ondan sonra geldim oraya. Siz de yengeme niye böyle yapıyorsunuz dedi. Niye yapıyorsunuz dedim. Ben oldum suçtu. O arada da dediler ki yengesini koruyor bu. O zaman yengesine aşık ya onu koruyor. Heh. Evet. İkinin derdi derdi. Hani Ali Bey bilmiyorum ama bu dedikodu anneden çıkmış o belli. Ya yani anne Ayşe Hanım'a kızgın ama tabii kendi oğlu kendi kızgın oldu hani gelini koruyunca sen niye evet. Benden taraf değilsin de gelinden tarafsın? Demek ki sen aşıksın yengene deyip anne çıkartıyor. Ay yalnız çok yani gerçekten ondan sonra da benim facia bir şey ondan yani. Ondan sonra da benim ablam alıyor bunu 80 milyon insanın karşısında. Yakup yengesiyle aşk yaşadı diyor. Ben sokağa nasıl çıkacağım? Bu nasıl çıkacak ben ona hayret alnımızın akıyla çıkacağız. Ya, kim söylüyor? Ya sen zaten orada ben orada gelince duydum oğlum. Sen şimdi kimse... öyle oğlum deme bana. He. Ben senin oğlun değilim. Ben ya, senin bak. Senin anan belli baban belli. Şu anam tamam. Tamam. Annemiz aynı. Belli, babamız aynı. He. Ama şu 80 milyon insanın önünde söylüyorum. Konuş az bir dakika bitir beni. Beni bir bitir. Ne dedi 80 ben? Milyon insanın önünde söylüyorum. Ne? Sen bana bundan sonra ağzından kardeş diye kelimesi çıkar. Zaten sen kardeş olsan şimdiye kadar kardeşlik ederdin. Para yollamadığı için mi sana? Sen bana para mı yolladın? Müge Hanım. Para mı yolladın? Evlenmeden. Kaç sefer para yolladın? Bunlara kaç sefer para yediriyor. Kaç sefer para bir şey söyleyeceğim. Tabii şimdi buyur. O kadar da çok kardeşler ki dosyada bak onu okudum ama unuttum. Siz 12 kardeş. 12 kardeşler. Yani
Kardeşler de 12. Ben 7. gelinim. Tabii arada sen benimle konuşma, ben seninle konuşma yapabilirler. Bir tane olursa mecburen konuşacaksın evet, hani evet. 12 tane. Neyse bak ben gerginlik olmadan konuşalım. 7. gelinim ben, en fazla ben durmuşum kaynanamla. Ben niye kardeşimle anlaştım da durdum kaynanamla? Çekemediler. Evlenmeden önce Veysel Arabistan'daydı ya, bunlara para gönderiyordu bol bol. Kime para gönderdi? Altan çıtama el basla konuşacağım. Gönderemedi. Şöyle Kur'an'a elini Yakup basla konuşacağım. Yakup çalıştı, Veysel çalıştı, Erol çalıştı. Hep paraları Ayşe'ye. Evim yok. Ne babam abi öldüğü yok. Zaman, babam öldü, ben kaç yaşındaydım? Abimsin. Abi, babam öldü kaç yaşındaydım? 7-8 yaşındaydım. Daha fazlaydı. Sen? 7-8 yaşındaydım. Sen de gelmişsin değil mi? Yok, 13 yaşındaydım. Ben yaşımı çok iyi biliyorum. Ha. Babam öldüğünde 13 yaşındaydım. Tamam, 13 yaşında ol. Siz cenazeye geldiniz. İkiniz de Aydın'daydınız. Yok, Aydın'da değildim. Neredeydin? Ben oradaydım, daha Samsun'daydım. Yok, Samsun'da değil. Aydın'da değildim. Babam öldüğünde ben Aydın'da değildim. Dedim mi ki burada 60 yaşındaki anamla da kardeşlerim ne etsek hangimizin suratına baktınız? Niye çocuklar aç mıydı? Erol da orada. Aç mı kaldı mı? Ben 13 yaşında çocuğum. Ben çalışmıyordum. 13 yaşındaki çocuk. Oğlum. Ben büyük yaşta anamla kalmışım dağın koruğunda. Siz bize tutup sordunuz evde, mu dediniz mi ki hangimizin? Evde gelin var idi. Evde gelin yoktu. Gelin 80'deydi, 84'deydi evde. Babam 83'ün. 83'ün Mart'ın 26'sında öldü babam benim. Veysel abi vardı o zaman işte. Yoktu, o da askerdi. Askeri ölüsüne geldi ondan sonra o. Ömür boyu askerlik yapmadı o. Hiçbir zaman tutup da dediniz mi? Hanginiz dediniz ki bizim annemizden de kardeşlerimiz burada ne yapacak? Valla benim anam aşk da değildi. Siz de aşk dediniz. Bizim yanımıza gelmedi. Peki ben size şu dedikodu meselesi için bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi hani Ayşe Hanım diyor ki böyle bir mısır davası. Ben anladım. Şimdi bir mısır ekilmiş orada. hanımefendi kayınvalidesiyle beraber ekmiş. Bunu mesela çok enteresan Fatma Demir cinayetinde de sonra ben gelinlerle konuşurken mesela bana Gülah diye şunu söyledi. Sen bakma abla şimdi yayında söylemiyoruz ama dedi. Benim dedi kayınvalidem dedi oraya dedi ben mısırı ekerim dedi. İki tane çocuk için dedi mısır koparsam gelsem evde olay çıkar dedi. Ben ilk onda duymuştum. Evet. Oysa biz de şimdi şehirde yaşayanlar orada böyle bir sürü mısır ekili ya. Hani böyle sanki onları hep kaynatıp yiyecekmiş i̇şte gibi geliyor ama. İşte bunun için öyle canım, oldu ben işte. Ben de Aydın'daydım. Ama ben. Bir dakika. Şimdi bak burada aslında Ayşe Hanım haklı değil mi? Hani onlar yemiş ben de yiyeyim diyor. Yok, o da küçük. Ondan gittiysen sonra yesin o da yesin. Yesinler ya onlar yemiş hayır, onlar yiyecek ya. Hayır ben niye kırdım diye de beni gitti kaynanama söyledi. Kaynanam gitti karakolda. Yalan konuşma Ayşe yalan konuşma bana. Muhtarı heyete. Bana yalan konuşma. Ya bırakın. Hayır ben şunu için söylüyorum pardon. Tek tek. Yani şimdi siz de. Tarafsız bir gözle baksanız. O da yesin ben de yiyeyim. Yani Yakup Bey'in orada Ayşe Hanım'ı savunması doğru değil mi? Ya doğru. Tamam doğrudur kardeşidir birbirlerini savunacaklar herhalde yani. Bir dakika yani. Şimdi bak burada dur işte doğrudur. Herhalde savunacaklar birbirlerini. Tamam şimdi o da diyor ki hani o daha küçük evde. Belki yengesinde de tabii ki daha başka bir gönül bağı vardır. Yani ne bileyim mesela benim de kızım yengesine daha iyi. Hani öyle oluyor o yaşlarda. Ayşe Hanım da... mısırı yemiş işte. Senin de annen kızmış. Şimdi o yengesini savununca bundan bu dedikoduyu çıkartmanın anlamını anlayamadım ben. O ben orada yiyordum. Müge Hanım bilemeyeceğim. Aydın'dan geldim. Hayır haksızlık olmuyor mu biraz? Müge Hanım bir kelime oluyor. Diyebilir miyim bir kelime? Ben... Orada Ali abi dedi ki Yakup dedi annesini atıyor da affedersiniz karısını tutuyor dedi. O da dedi ki Yakup da dedi ona ki yengeme dedi bakılırsa senin karın dedi benden önce konuşma. Geldi dedi. Senin karına baktın ki dedi ben yengeme bakayım dedi. Yalan konuşma. Sizin için o aslında söylemiş olduğu evet, kelime. İlk evet, çıkan o. Peki evet. Ali Bey şunu anlamadım. O mısır davasında anneniz Ayşe Hanım'ı dövüyor. Dövüyor. Şiddet uyguluyor. Dövmüyor şimdi. Yok. Onun üstüne siz de şiddet uyguluyorsunuz. Şiddet şöyle. Şimdi annem... Yani bunun gerek... Ya yani hiçbir şiddetin gerekçesi olmaz ama... Şimdi... Ya yani niye mısırı... Niye bir mısır niye için... Mısır yedin? Ha niye mısır yedin diye... Beyliyetikçe. Burada bakın hocam. Anneniz sinirlenmiş olabilir. Sizin yapmanız gereken anne sakin ol alt tarafı bir mısır yedi. Hayır demekken, muhtarı çağırdı. Demekken canım. Niye siz de şiddet uygulama yolunu seçtiniz? Bu bir tek mısır için miydi? Altta başka hayır, bir sebep mi vardı? Mısır için bak hocam şöyle. Hı. Mısırı yedim. Ben mısır geldik.
Eşimden beraber geldik. Ya kaç mısır yiyorsunuz bir de ya bir seferde? Ya merak ettim ben şimdi. Birer tane veya üçer tane yemiş. Bunlar kucak kucak benim inadıma kırıp getirip yiyorlar, kenara koyuyorlar. Tamam. Kötü oluyor benim inadıma. Ben kırıp yiyemiyorum. Dur Ayşe Hanım. Bir Ali Bey'i dinlemek istiyorum. Ben mısırı yedikten sonra gittim ben kahveye, nayeye geçtim. Nayeye geçtim. Annem arkadan bundan beraber tartışmış. Bu tarlaya girmiş. Tekrar mısır kırmış. Bana geldi dedi. Annem dedi eve geldim. Annem bana söyledi ki oğlum ben muhtarı getireceğim. Anne yalvarıyorum ne olursun bırak. Nalet olsun dedim yedim ya muhtarı mısırı. Muhtarı Ayşe için mi getiriyor? Evet. Ayşe için getiriyor. Ya. Niye muhtarı getiriyor? Mısır yemişim ya tarlada. Sen niye tarlaya girmiş de mısırı kırdı diye. Benden sonra kırıyor mısırı. Sen kırıp yani yapayım. Tarlayı diyor bölelim kardeşlerin payını şey yapalım herkes kendi mısırını yesin diye mi? Herhalde öyle. Böyle öyle demek ki bilmiyorum. Ondan. Ondan sonra muhtarı getiriyor. Yalvarıyorum getirme diyor. Muhtarı getiriyor. Muhtarı getirdikten sonra eşim benim kapının üzerinde oturuyor. Köy evi. Merdivende oturuyor. Eşim buna diyor ki Ayşe sen kardeşler arasına, ana arasına girme diyor. Ağam aynen böyle tabii konuşuyor. Yoksa odunu aldı da bana vururken o sana mı vurdu, Yakup'a vururken kalkıyor, sana mı vurdu? Diyor oradan, sen diyor onun diye tekliğini giy, pontulunu ver ona diyor. Evet dedim onu. Ama arkamdan bana o lafı dedirttikten sonra. Nereden? Hayır, şöyle bana dedirtti ya ki, bu dedi ya ki, sen beni ananı tutuyorsun da, ananı atıyorsun da karını tamam, tutuyorsun. Tamam biz anladık, yani her şey oraya da bir tane mısır ekilmişti. Ben de dedim evet, ki karını tutup getiremiyorsun. Onlar dışarıdan geldiler, sana yine da kayınvaliden yedirmiyordu. Sen de dedi ki dışarıdan evet, oğlunla gelin yedirince, gelince ona yedirdin. Benim kalbim ben ektim bana niye vermedin evet, dediniz her şey ondan oldu. Yani. Evet. Olay o. Olay daha başka, buralara kadar daha başka geldi. Bir şey yok orada. Tamam. Ya sen de kazdığımı diyorsun. Sen zaten güneşe çıkamıyorsun dedi. Sen de kazmıştın orayı. Güneş, anam kazıyordu rahmetli. Anam kazmıştı. Millet orada desin de. Desin hep millet Yakup'la diyor zaten. Yakup'la ben kazdım. Yakup'la ben o bahçeyi. Hep millet zaten. Ya bir şey söyleyeceğim. Şey aslında etme. Mısır nasıl anlatayım hani. Hani o kadar da değerli de bir. Ya köyde yok yani. Hani sen yedin ben yedin yapılacak kadar. Affedersiniz ben aşeriyorum ya mısır canım çekti. İki tane dedim alayım bana aldırmadı. Bunlar gelip kucak kucak kırıp yiyorlar koyuyorlar kenara tamam, benim inadıma. Tamam sen yiyorlar. Ayşe ben yedim. Olmaz mıydı sen böyle yapsaydın. Ben de gittim iki tane aldım pişirdim yedim kaynanam benimle hiç çekişmedi. Bu kahvedeydi. Peki onlar pişirirken sen hamile misin o sırada? Evet hamileyim aşeriyorum. Onlar pişirirken sen de al bir tane ellerinden. Vermiyorlar bana. Vermiyorlar. Hayır yalandı. Bir dakika mangalda mı yapıyorsun? Yok, evet köz de. Tamam köz de onlar pişirmiş. Ama sen kırbalamıyorum ki dayak. İki tane yedim sonra dayak yedim ya. Kim dövdü sen Allah'ın seversen. Bir dakika ya. Ali Bey, Ali Bey karısıyla beraber orada közde mısır pişirirken sen oradasın gidip alamıyor bakıyorum, musun? Alamıyorum. Alamıyorum. Allah nerede korum yaşıyoruz biz abiciğim? Ya, ne ya, gerçekten ya doğruysa evet, hakikaten korum. Evet. Yok ya. Hayır, herkes hayır, söylesin. Hayır. Herkes söylesin. Çıksın. Kamanın milleti hepiniz biliyorsunuz. Çıkın, Allah milleti, aşkına çıkın, çıkın söyleyin. Kaynımın oğulları çıkın söyleyin. Cafer abi bak başın sağ. Senin de başında bir olay var. Çık gerçeği söyle. Öyle değil miydi? Niye geldiniz oraya? Söylesin, benim etmiş herkes, olduğum herkes bir şey görmüştür. Herkes söylesin. Herkesin de başına gelin söylesin. Herkes doğru. Ama Emine ablacığım bir şey söyleyeceğim ya. Hani göz hakkı denen bir şey ya, vardı. Ya alsın gel. Alır, hayır dışarıdan adam gelmedi. Bırak ya diyemez. Benim anam öyle bir insan değil zaten. Benim anam diktatör bir insandır ya. Ben diktatör bir insan. Benim kızları ana doldurunca onu beni göremiyor da. Bu yedip gittikten sonra ona kalıyor. Yesin bu, ertesi gün ye. Bugün anam. Bahar, iki, hayır bir şey söyleyeceğim. Niye ertesi gün yesin? Yesin girsin yesin hocam, canım yesin. Hocam bir gün kaldım. Nasıl yürüyorsunuz beni ya? Bir gün kaldım ya. Bir gün kaldım. Görüyorsunuz beni ya. Hayır abi ya, bir gün kaldım da. Taşı, hayır, çift dövdüm bunu. Ana dövdüm bunu Allah'ın seversen. Anan dövdü ben. Altı ayda hamileydim. Ben hastanelerden aldım. Emine. Bir dakika durun. Pardon ben hakikaten şunu anlayayım. Evet. Eğer böyle bir şey varsa bu yapılmamalı. Yani orada bir köz ateş varsa. Allah orada da tarlada ya da mısır var. Ay ben şimdi ben dışarıdan etmişim olsam. Ben ay demek etmişim ki söylememek lazım ya. Mısır da demek ki çok kıymetli yani. Hani gidip bir tane mısır alıp pişirip yiyemez mi yani bu din olarak? Başka bir yer de ben yiyemem. Bir de hamile. Yer. Başka bir yer ben yiyemem. Yer. Ben yiyemem başka peki, yer. Peki yerde ne için böyle söylüyor bu kadar? Artık onu çıksın millet peki söylesin. O gün niye kavga çıktı? Ama tamam mısırdan çıkmadı da niye evet çıktı kavga? Ya evet niye teşekkür ederim. Mısırdan çıkmış işte. Mısırdan evet, benim demek ki yiyemiyor Emine Hanım. Bak sen de dürüst konuş. Ben dürüst demek konuşuyorum. Demek ki yiyemiyor Ali Bey.
Hocam kavga yememesine çare yok ki yani. İki mısır yedim, yine gitti karakolu getirdi. Başka bir şeyden bahsediyorum. Ama o gün niye yiyemiyor? Biz misafir gelmişiz. Biz benim eşimle beraber dargın değil, bir şey değil, benden dargın değil. Peki Müge Hanım. Gelsin alsın yanından. Mısır pişiriyorken niye beni yanına çağırmadın? Tenezzül yok. Hamile kadın, sizin ona ikram etmeniz lazım. Hayır, hayır Müge Hanım, tenezzül yok, minnet etmiyor. Vermiş mi bana da yememişim ben? Minnet, minneti yok. Bak şimdi söyle bir Allah. Yanımda mıydın, verdiler de yemedin ben. Allah'ı kandıramam. Minnet yok. Yanımda mıydın, verdiler de yemedin ben. Ben size de söyleyeyim mi? Hani... Nasıl bir kayınpeder, yani kayınbiraderle gelin arasındaki aşk duygusu ne kadar ayıpsa, bence bir gelinin orada köz yapılmış, herkes mısır yerken gelinin orada mısır yiyememesi de inanın vallahi aynı derecede ayıp. Yer. Bak hiç ayırt etmiyorum bak. Kırarım otur, beni koyar atatırım da yerim. Akıl alır bir şey çok ayıp zaten. Yani. Siz orada bir mısır yiyeceksiniz. Hayır, o mısır orada, da olmaz olsaydı. Orada o mısırı yetiştiren, o evde yaşayan, o evin kızı. Yiyelim. Yani bir de o dikiyor. Aşağıda ne yapıyor? O kayınvalidesi kızısınız. Gelin olmanız durmadı. Fark etmiyor ki. O da dikmemiş ki. Mi? Nasıl yemezsiniz? Şimdi annemin kardeşleri yeri sürüyor. Annemin mısırını ekiyorlar. Beraber kazıyorlar. Bu da annemin yanında. O ya beraber yani. Bu saati fazla durmadı bizim hayır, evde. Siz mısırı dışarıya mı satıyordunuz? Yok. Hayır. Cepi bahçe. Yemektik bahçemiz be. Mısır dikerler. Yani kediler onu. Bir bahçe yani. Tarla. İstediğin yani, zaman ye ya. Yani ucunda bir para da yok. Satılıp da yok, para yok, 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 yok ya. Yok ya. Yok, yok, yok ya diyorsun yok. Ama. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Söyle. Peki neden gelip de mısır üzerine konuşuyoruz şimdi? Yani o... Neden Ali Bey mısır meselesini söylüyor? Onlar kendi ama alabilir çünkü hocam. Alabilir. Alabilir diye bir şey yok. Alır yer. Almamış kadın. Alamamış. Yanımda mıydın da? Ben mısır yemedim be. Bunu niye konuşuyoruz aslında? Yani bunu konuşmamız şu anlamda önemli. Yoksa kim ne mısır yiyorsa yesin de. Şimdi bu olaydan sonra işte bu kavga çıktığında... O zaman koca yok yine ortada. Rahmetli Veysel yok ortada. 8 Ayşe aylıktı gelin. Kızım. 8 aylıktı kızım kucağımda Veysel geldi. 10 gün evli kaldım. Bir dakika. Gitti. Ya bu kavga olduğunda Ayşe Hanım hamile. Koca Suudi Arabistan'da. Yakup var evde. Yani Yakup da geldiğinde diyor ki niye kavga ediyorsunuz? Bu mevzu da anlatılınca Yakup da yengesini koruyor. Yakup yengesini koruyunca da Yakup'a diyorlar ki vay sen niye Ayşe'yi koruyorsun? Demek ki sen ona aşıksın diyorlar ve efendim işte 30 yıllık dedikodu da böyle başlıyor. Evet. Yani bu mısır davasını konuşmamızın nedeni o. Aynen, herkesin aynen. Kafasında net bir şey oluşsun. Yani mısır yedi yemediden öte Yakup yengesini koruyunca sen niye bizim ailemizden taraf olmuyorsun deyip hem anneleri rahmetli aynen. Hem de diğer işte her tarafa yayılıyor. Yakup'la yengesi aşk yaşıyorlar diyor. Evet. Bir şey söyleyeyim. Yani hani aşk yaşama dedikodusunun da başını bir anlayalım ki kimsenin de hakkını yemeyelim. Bir şey söyleyebilir miyim Müge Hanım? Ve ben sene 87'de tezkere aldım. Askerden geldim bak. Yengemin yanında yani bu benim bir anam. Yengemin yanında bir yıl kaldım. Köyde. Ondan sonra aşağı indi bunlar. Ben askere gittim. Askerden geldim. Sene 87'de, 85'te askere gittim ben. Aydın'daydı. Abim. Osman Aydın. Aydın'daydı zaten. Bu biz ablam benim mi? Kıymetli, değerli ablacığım da demeye de utanıyorum. O da oradaydı. Neyini o gördüm ben senin? Sene 87'de askerden geldim. Mayıs'ın 25'i. Arabistan'a gittim abimle. Yani 9. aylar, 10. aylar olabilir Arabistan'a gittim abimle. Abim bunun evini orada bıraktı. Benimle beraber gitti. Yani yengemi Aydın'da bıraktı evini. Arabistan'a gitti. Beraber gittik. İkimiz bir gittik abimle. Ben izine geldim abimden önce. Abimden önce ben izine gelirken abim bana dedi ki oğlum dedi gidiyorsun dedi Samsun'a. Evi de Samsun'a getir. İki tane çocuğu var o zaman. Çocuktan ikisi de dünyada o zaman. Evi Samsun'a getirdim. Bu benim arkamdan dedi ki Yakup dedi karısını Samsun'a getirdi. Kim dedi ona? Eğer benim öyle büyük sözüm olsa Yakup götürmedi onu Aydın'a. Hiç kusura bakma. Ev sahibi gitti benim adamın yanına. Kim getirdi beni? Sen konuşma, mi getirdin? Konuşma, beni dinle sen şimdi. Mi getirdin beni? Konuşma, ben getirdim Samsun'a. Seni, konuşma. Buna ben eve getirdim, ya, kendi tamam gelmiş. Oğlum, ben bak, bir şey demiyorum. Kendi onu. Gelmişti, evini ben başladım. Biz buraya o olayla gelmedim. Anlattım. Ben şimdi, benim eşim bir daire yapmıştı birisine. O evi biz tutacaktık. Dedi adam ki biz oraya taşınacağız. Veysel abi da geldim buradan bizde kaldılar. Bak ben de bir hafta, evet, ben yatağımı verdim ona. Yatağımı verdim ona. Orada. Allah var yukarıda.
Dedi ki o zaman dedi o eve dedi onları tutsun dedi, biz tutmayalım dedi. Götürdük, ettik, yaptık. Gittik geldik, çocuğu doğdu. Ondan sonra orada ev sahibinden, ev sahibinin ablasında telefon var. Oradan Veysel abiyle görüşüyor. Ben de evine gitmiyorum, tek başıma bir yere çıkmam ben. Diyor Allah ki, Allah. Beni şey yapıyor, Allah Allah de, sen Allah Allah de, sen var. Sen lafını anlat. Ondan sonra ama dedi ki, ya, bak o ev sahibinin ablası, dedi ki Emine dedi, durum böyle böyle dedi, seni dedi Veysel abiye kötülüyor dedi. Çağırıyor kardeşini, o kadın, diyor ki abi diyor, ben kendi kulağımdan duyuyorum diyor, Emine buraya gelmiyor diyor, Ruşen buraya gelmiyor diyor. Bu diye durmadan seni diye Veysel abiye şikayet ediyor diyor. Telefonunu mu dinliyormuş? Ama onun evinde ya telefon ediyor. Evet, telefonunun evinde ediyor. Ev telefonundan, ediyor. Oradan telefon ediyor. Abisi kardeşine demiş ki, kardeşim bu bize yaramaz, bunu buradan çıkarın. Adam gidiyor inşaata, benim adamın yanına, milliyetin müdürüdür o adam. Diyor ki, Ruşen kardeş bak ben sana evi verdim. Bu pek böyle böyle bir şeyler diyor, bizim mahalleye yaramaz diyor. Bunu buradan Veysel'e söylediğin ne yapacaksan bunu sen koydun, sen çıkar diyor. Sizin mahalleye işte, yaramayan ne? Bizi o artık adam diyor yani. Bu niye biraz... niye ne ama yaramıyor? Ama onlar kendileri bilirken. Dedikodu bilirken yapması mı yaramıyor? Ha işte dedi. Başka bir davranışı mı var? İşte beni şikayet ediyor dedikodu ediyor ya. Seni şikayet etseydi, seni şikayet ama niye şikayet ediyor? Senden çıkarmak için mi, neden değil? Ama adam öyle çıkart istemiyor herif. Görünce şikayet ediyor birine, dedikodu de... yapıyor. Beni şikayet ediyor abime. Ben bir şey, buna bir şey dediğim yok ki, ben niye şikayet ediyorsun sen? Yok, onun altında başka bir şey vardı. Yok, evden başka bir şey. Hayır. Başka bir şey vardı. Ondan sonra ablası, ya görümcesini kocasına anlatıyor diye kimse kimseyi evden çıkarmaz ha, diye. Şimdi ya, o olaya neden? Ondan sonra benim eşim mektubuna bu götürüyor. Tamam. Şimdi bence bu kısımları anladık. Şimdi geleceğiz cinayet gününe. Şimdi bütün bunlar dediğim gibi, ben burada çok ikiyüzlüce bir tavır seziyorum. Geçen söyledim, bunu sizin için söylemiyorum. Genel itibariyle söylüyorum. Söyleyebilirsin. Eğer, hayır. Söyle. Bunu senin için söylemiyorum. Sen de evlenmişsin, başka yere gitmişsin. Genel itibariyle söylüyorum. Madem Yakup Bey ile Ayşe Hanım'ın arasında böyle bir şey olduğundan şüpheleniliyordu, o zaman Yakup'u başka kardeşleri alacaktı. Ya da bu kadın başka bir yere gidecek bir falan. Benim önlenecekti. Belgeli de çıkmasını istiyorum yani. Heh. Şimdi ya bunun belgesi olmaz da. Ne yok çıkartacak. Ne çıkartacak. Bunun belgesi olmaz. Bir saniye. Yok sen belli anladın ya. Sen beni izin bak cenazeye sen geldim. Sen belli anladın. Cenazeye nerede geldin? Cenazeden sonra adam, geldim. 30 sene kardeşinle oraya gelmeyelim bir saniye. Bir dakika. Şimdi 30 olay, sene. Olay gününe geleceğiz. Olay gününe geleceğiz. Herkeslere söylüyorsun kendine. Şimdi bu dedikodudur. Bunu bu şekilde herkes anlayacağı şekilde anlamalı. Daha sonra konuşumuzda fikir oluşur, orası ayrı. Şimdi tabii bu dedikodulardan sonra Veysel Bey öldürülünce, Veysel Bey öldürülürken de yanında sadece Yakup Bey olduğu için, aralarında da bu aşk dedikodusu yıllardır devam ettiği için herkesin kafasında şöyle bir şey oluşmuş. Bak bu herkeste oluşmuş, bütün her tarafta. Yakup zaten Ayşe'yi seviyordu, bu yüzden de abisini öldürdü diye. Fakat ben inanmıyorum canım. Savcı aslında çok başka bir şey yapmış, başka bir şey düşünmüş. Gerçekten bu cinayetin hemen arkasından Yakup Bey tutuklanıyor. Savcının düşüncesi ise çok farklı. Onu da anlatacağım size, sonra olay yerine göreceğiz. Gerçekten de Yakup Bey, şimdi bu dedikodu kısmını ben bilmem. Orada ben biz katil arıyoruz. Masumiyet karinesinden yanayım, gözümle görmediğim bir şeye inanmamak taraftarıyım. Ama ve lakin cinayet günüyle ilgili sizin yaptığınız çok garip hareketler var. Bunları konuşalım bence artık, şimdi bu aşk meşki bir kenara bırakıp, olur mu? Bir ara verelim. Aradan sonra bakın o gün neler yaşandı, sizlere onları aktaracağız. Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Şimdi gelelim olay gününe. Bir kalem bulalım önce. Evet. Ben gene normal bildim. Bu kadar mı açılıyor bu? Birazcık daha açılıyor mu? Kameraman arkadaşımızı da rahatsız etmeyelim. Evet. Aç. Efendim. Rami Bey de aramıza katıldı. Hoş geldiniz. Tam zamanında geldiniz. Evet, şimdi biz sizden önce bu dedikoduların kaynağını konuştuk. Mısırları konuştuk. Kaçırdınız Mısır davasını.
Mısır'ı bırak, Mısır'ı kesin. Ne Mısır'mış? Hiç sorma, Mısır. Mısır her taraf Mısır dolu. He? İstediksen sonra her taraf Mısır dolu, bir jüri yersin. Yok valla ben böyle artık bir köyden böyden geçerken Mısır falan gördüm. Ay bana da bir tane verir misiniz demeyeceğim. Ulan çok kıymetli yani. Ya gerçi bak şu kıymeti de anlıyorum. Şimdi ben bir tane ağaç ektim, elma ağacı. Elma ağacının üzerine de 6 tane elma çıktı, şu kadar şu kadar. Ve gerçekten benim için çok kıymetli elmalar onlar. Yani kimse yesin istemiyorum. Her gün bakıyorum böyle. Hani çiçek açtı gördüm büyüyor. Çünkü yok hani biz çok alışkın olmadığımız için. Ondan sonra ben de hani yesin dersen. Ama birisi de yerse de niye yesin diye dövüşür müsün dersen. Evet dövüşmem ama hani kimse alsın istemiyordum. Ama şimdi burası köylük yani. Yani her taraf mısır var. Ne bileyim şey var hani o yüzden dedim çok mu değerli sizin oralarda bu abi, mısır. Bir de satılıp paraya da çevrilmiyormuş. Yok. Sadece kendileri için. Ama benim anladığım ekiliyor. Hep kayınvaliden çapalıyormuş o mısırların dibine. Sen çapalamıyorsun diye. Sen ben, önce... ben ağzımdan sular aka aka şeriyordum affedersiniz. Ben kazdım. Ben bununla beraber kazdım. Ama sonradan yeri böldüler ya benim yeri. Bunlar dövüştük. Başka kaynıma gittiler. Tabii ki bahçenin fasulyesini topladı aldı gitti. Bir tane fasulye kalmadı. Ya fasulye araştırmıyoruz. Katil arıyoruz. Allah'ınızı severseniz ya. Bırakın fasulye mısırı ya. Katil arıyoruz ya. Ama çok önemli. Ama çok önemli işte. Şimdi bir insanın öldürülmesi için mısır ben bir... getiririm ya çarşıda mısır çok. Onu ben de alırım Allah'ıma şükür. Benim kardeşlerimin tarlaları 40 kişi bakarsınız gibi. Benim ben kardeşlerimin çok bir cinayetin bir yani bir cinayetin bir nedeni olmalı. Şimdi neden? Yani neden olarak orada konuşulan bu bir aşk cinayeti ise bu dedikodunun nereden çıktığını da bilmemiz lazım. Sorar mısın ona ki boşanma davası açmış. Neden açtı boşanma davası? Niye açmış? Kocasına mı? Evet niye sorar mısın? Yakup da onu geri aldırıyor. Seni demiş kimse bakmasa ben bakarım demiş. Hı. Bir sor ona bakalım. Kim demiş ya? Dur, ben boşanma davası açıldığını vallahi billahi Allah'ın bir hakkı için İkiniz hiç kimseden duymadım ben bilmiyorum. Bu benim onu konum. Bana Erol de diyorum. Bu sizin konunuz evet. Bilme. Bu benim konum. Ben Erol'u bağlayın da Erol'a sorun. Ben de anlatmıyorum. Ha ben de duymadım. Bir dakika. Ha bitti. Ebekü Yakup'tan duydum diyor ya. Yakup'tan demiyorum. Anlamıyorsun ha. Sen benim bağlayın. Allah'ını seversen bu böyle. Ağabey ya Yakup ya. Demiş Allah diyorum. Allah aşkına ya. Siz ne zaman nerede gördüm ki? Ne zaman boşanma davası açmışsınız? Hangi yıl? Anlatabilir miyim? Tabii. Hangi yıl bilmiyorum da. Eşim Arabistan'dan döndükçe bir sene sonra Kastamonu'ya gitti. Çalıştı orada inşaatta. Düştü beli kırıldı. 30 tane metal vardı. Belinde daha çalışamıyor. Arabistan'a tekrar gideceğim dedi. Dedi de ona oğlan ki baba dedi Arabistan'da ne işin vardı? Ben senin paranı veriyorum dedi. Çayını veriyorum dedi. Harçlığını veriyorum dedi. 30 sene çalıştın dedi. 5 kuruş getirmedin bize dedi. Bundan sonra mı dedi gideceksin dedi. Bu şekilde kazanacaksın. Tamam. Benim kızım yetişti. Oğlum yetişti. Askerden geldi. İkisi de evlenecekler. Kızım biriyle tanışmış arkadaş arasıyla sevmiş. Anne dedi ben dedim kızıma bak kızım dedim senin okuduğunu dedim. Üniversite okudu benim kızım. Senin okuduğunu kimse çekemiyor dedim. Diyorlar ki dedim Ayşe kızını gönderiyor kötü yola düşecek. Diyor kızım bak dedim. Anne dedikodular Allah'ım. Benim ya. Dedim bak Allah'ım yüzümü ya. Yere düşürme dedim. Müge Hanım benim yüzümü yere düşürme dedim. Kızım dedim oku mesleğini al elini al. Bana de ki dedim köyün çobanını seviyorum ben sana onu... Sen oraya vereceğim. Sevdiğine vereceğim sana. Ama ne kaç ne bir yanlış yap. Tamam anne de okul oturdu okudu bitirdi. Anne de ben filancayı seviyorum dedi. Evleneceğim dedi. Ben de bunu eşime dediğim zaman eşim dedi ki sen kim oldun da dedi. Babadan izinsiz dedi. Kızının dedi sevdiğini biliyorsun dedi. Kızını vermeye. Ya herif sana da söylüyorum ya. Bu kız bunu istiyor. Ya zamanı geldi. Oldu 30 yaşında 27 yaşında geldi bu. Bu evlenecek. Yok senin dediğine değil de benim dediğime vereceğiz. Hiç tanımadı. Arabistan'da bir arkadaşıyla tanışmış. Türkiye'de elini ona verecek onu. Ya bu kız sevdiğini alsın. Beni görmeden, tanımadan, bilmeden verdiler sana eskiden. Ama şimdi öyle bir şey yok. Kızıma ben söz verdim. Ondan sonra bu gene gidiyor tamam. O hoş orada kaldı. Bu gene gidiyor Kastamonu'ya çalışmaya. Erol benim yanımda kalıyor gene. Ben de dedim herif dedim bak millet dedi Erol bu değil. Erol da diğer kayınbirader. Evet. Bak dedim herif bunlar dedim dedikodu ederler dedim. Ediyorlar zaten dedim biliyorsun dedim. Sen de giderken kardeşini de yanında al git dedim. Benim yanımda kalmasın. Sen git nerede çalışırsan o da orada çalışsın. Karı dedi bu burada çalışıyor dedi burada çalışsın. Hayır dedim yanına al da git. Ben böyle oturuyordum bir hanım. Bana 3 yumruk çaktı. Bir tarafıma iki bir tarafıma ben feleğimi şaşırdım.
O arada kızım geldi, sarıldı babasına. Baba ne yapıyorsun dedi. Babaya sarıldı. Ben burada sinir krizi geçirdim. Hemen oğlumu çağırdılar. Oğlum geldi, köyden abilerim geldi. Beni hastaneye kaldırdılar. Ondan sonra oradan oğlan da dedi ki babamın yaptığı yeter bize artık. Anne dedi babamdan ayrıl dedi. Babam bugüne kadar bize dedi 5 kuruş mu verdi ki dedi, bundan sonra verecek. Ben dedi seni bakıyorum dedi bugüne kadar. Senin çabalarınla da dedi. Babamdan ayrılacaksın. Kızım... Boşanma davası böyle çıktı. Evet, kızım da oğlum da gittik mahkemeye verdik. Mahkemeye verdim. Cuma günü mahkemeye verdim. Buradan aramıza giren dayımın oğlu oldu. Allah razı olsun dayımın oğlundan. Çok 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 itirazlarda bulundu bana. Abilerim bulundu. Boşanmaktan vazgeçtim. Boşanmaktan vazgeçtim. Gittim mahkemeye pazartesi geri aldım. Ondan sonra eşim de kız kardeşine gitti. Başka bir ufak kardeşi var, ona gitti eşimle de Erol. Oğlum kovdu onları evden. Ondan sonra ben de bana yalvardılar ya, araya girdiler ya. Ama oğlumla kızım istemiyor. Telefon ettim eşime. Gel dedim meydana dedim. Oradan dedim gelip alacağım seni dedim. Bizim arabalarımızın kalktığı bir yer var. Ondan sonra dedi ki bana oğlum, anne dedi gider alırsan babamı bak dedi, annelikten silerim seni dedi. Babam dedi bunca eziyet etmiş bize dedi. Neden dedi ablamı istediğine veriyoruz yine de babam bize karşı geliyor dedi. Ondan sonra... Sonra sana da gelelim yani. Ha, sonra gittim. Yakup Bey nasıl girdi devreye burada? Hiç girmedi. Gittim eşim, Yakup Bey'le biz o zaman başka yerde, Yakup benim yanımda değil. Ben yok. Ondan sonra gittim eşimi meydandan aldım, evime geldim. Eşim pazartesi günü... Kastamonu'ya gitti. Çarşamba günü düştük, kaza geçirdi. Ama dedim ona ki eğer haksız yere bana vurdu... Gitti. Bütün kemikleri kırıldı. Gitti salı günü, pazartesi gitti, çarşamba günü düştü, beli kırıldı. Gene zamanda... gittim yanında baktım onu. Bak Müge Hanım burayı da dinleyin. Ha. Yanında gittim ben, erkek koğuşunda kaldım. 20 gün kaldım tek başıma erkek koğuşunda. Eşim yatıyor. Ali abisi mi gelmiş? Emine ablası mı gelmiş? Hangi kardeşi Emine geldi? Emine ablası, kardeşin haberi hangi? Yoktu. Niye olmamış? Kesesini niye olmamış? Ali efendi buradaydı. Niye gelip bakmamış? Niye demedi bana git kızım senin paran var yok mı? Ha, her şeyden haberiniz vardı. Oradan yok. Kızım oraya senin paran var mı? Oraya gelirsek duyuyoruz biz oradan haberi. Tamam, o zaman herhalde Yakup Yakup Bey dayak yiyince mi ben sana bakarım demiş diyorsun? Hayır hayır hiç yok. Yakup Bey olan mı demedi? Ya, bir dakika ben bitireyim. Ya onlar demiş ki yenge demiş ayrılma demiş. O bakmasa seni ben bakarım demiş ben o ayağım. Kime demiş onu çıkar? Ha, getirsene kime demiş onu? Çıkar şimdi yavaş yavaş merak etme. Getir mi? Kime demiş onu? Sen zaten hiçbir benim şey demiyorsun. Oğlum var ya. Oğlum ya, var kızım sen var. Hiçbir şey zaten demiş ya, olmuyorsun. Allah'ıma ben şükürler dinle, olsun. Bir dakika beni dinle bak. Seni dinleyeyim. Ben Ali abiyle beraber. Ben he, kendi abiyle emeklerimle beraber geldim Erol'den, bugün emeklerimle. Erol'den, rahmetli Veysel abi. Rahmetli Veysel abi. Kastamonu'ya bunun anlattığı meselede. Kastamonu'ya gideceği dediği mesele. Biz Erikli'de Ali abiyle beraber köprü yapıyorduk. Köprüleri bitirdik. Köprüleri bitirdik. Zannedersem sahile inmiştik. Sahildeydi. Sahile inmiştik. Atakum'daydı. Sahile inmiştik. Veysel abinin kaza yaptığı zaman. Evet. Tamam şimdi anladım. Şimdi bakın şu cinayete gelelim. Şimdi ben gene o zaman buna telefon ettim. Abin düştü dedim de. Geldi Allah razı olsun. Benim market eksiğimi getirdi aldı. Eksiğimi aldı. 24 Şubat 2015. Yer Samsun. Az sonra size bölgeyi de tamam, izleteceğim. Yok, atmam, şimdi saat 23.45'te jandarmaya bir ihbar telefonu geliyor. Gelin burada birisi ölmüş diye. Kim bu ihbarı yapıyor? Normalde şimdi o evde hem rahmetli Veysel Bey var hem de stüdyo konuğumuz olan Yakup Bey var. Şimdi az sonra anlatır Yakup Bey gene ne olduğunu. Ben hani ifadelerinden okudum. Jandarma ihbar geliyor. Birisi öldü diye. Jandarma da yaklaşık 9 dakika içinde olay yerine intikal etmiş. Şimdi bu ihbarı mesela normalde Yakup Bey'in yapması lazım. Fakat Yakup Bey yapmıyor. Ölen kişi Veysel Bey. Yakup Bey yapmıyor bunu. Çünkü Yakup Bey abisini gidip vurduktan sonra yeğenlerini arıyor. Yeğenleri geliyor. Bakıyorlar ve yeğenleri yapıyor bu ihbarı. Şimdi burası mesela çok önemli. Yani çünkü bu cinayetten sonra Yakup Bey bir süre de gözaltında kalmış. Gözaltında kalmadım.
Ne kaldınız? Bir gün. Göz altında bir sadece bir gün, gün sabahtan akşama kadar aşağı yukarı 7-8 saat i̇şte onu gözaltı deniyor. Sorguda, evet. Sorguda kaldım. Evet. O da gözaltı deniyor. Yani. Deniyorsa. Bir günlük de olsa yine bir gözaltıdır. Gözaltı. Tutuklama demiyor. Yanlış anlamayın Müjanım. Gözaltı tabiri saatle de olur, günle de olur. Evet. Problem yok yani. Şimdi neden gözaltına alındığınızı işte hani söylemek için, açıklamak için söyleyeyim. Şimdi siz tabii bir sürü şeyler var ama anlatılan kısaca şu. Yakup Bey'den daha ayrıntılarını izleyeceğim. Yakup Bey verdiği ifadesinde demiş ki biz abimle beraber evde oturuyorduk. Sonra dışarıdan köpek avlama sesleri geldi. Abim tüfeğini alıp dışarı çıktı. Sonra ben bir el silah sesi duydum. Bir 15-20 dakika bekledim hani abim belki oradaki bir yabani hayvanı falan kovalamak için ateş açmıştır diye. Baktım abim geriye dönmeyince dışarı çıktım. Bahsettiğimiz yer aslında bahçeden dışarı çıkıyorsunuz. Orada bir yol var. Yolun orada abimi yüzüstü yatarken gördüm. Şimdi abi yüzüstü yatıyor. Elinde tüfeği var. Tüfeğinin üzerine yüzüstü yatmış. Yakup Bey bunun üzerine yeğenlerini arıyor. Diyor ki böyle böyle gelin diyor. Yeğenleri geldiğinde yine beyefendi yüzüstü buluyorlar. Yüzüstü yatar şekilde buluyorlar. O ana kadar Yakup Bey hiç kardeşini çevirip bakmamış. Ölmüş mü, kalmış mı, bayılmış mı? İşte bir ambulansı arayayım. Hani ya da bir araca yani orada şeyler mu, var. Yaşıyor mu? Birini kucaklayayım, alayım götüreyim, bir eve götüreyim. Yardım edeyim falan gibi de hiçbir şey yapmıyor. Yakup Bey yeğenlerini arıyor. Yeğenler geldikten sonra jandarmaya haber veriyor. Ve öldüğü ortaya çıkıyor. İşte anlatılan bu. Daha sonra Yakup Bey'in işte üstü başı alınıyor. İşte swab falan incelemesi yapılıyor. Hiç o swab incelemesi üzerinde barut izi bulunmuyor. Fakat barut izi bulunamaması jandarmayı tatmin etmiyor. Çünkü jandarma diyor ki bir de şöyle söyleyeyim. O gün orası çok karlıymış. Yani komşularınızın daha fazla diyor komşularınız. Diyor ki çok karlıydı. Hatta geldi ve şey yolu açtı. Grader. Yani etrafa grader. Etrafta diyor böyle 3-4 metre kalınlığında karlar vardı. Bir bitireyim abi lafımı. Tabii karlar orada kaldırılınca ister istemez orada da bir çamur oluşuyor. İlk jandarmanın şüphelendiği neden abisi çamurun üzerinde yüzüstü yatmasına rağmen neden bir sırt üstü çevirmedi? Çünkü yeğenler gelir gelmez yüzüstü buldukları Veysel Bey'i sırt üstü çevirmişler. Yani zaten suyun içinde yattığı için hani ölmemiş olsa bile ölecek siz çevirseniz. Su içerisinde değildi. Çamurun içinde. Su yoktu. Yol çamur. Çakır çakır. Evet, çamur. Çamurun içinde yani işte çamur demek evet. Su demek. Yani orada da boğulabilir. Neden çevirmedi? Sonra üstünün başının değiştirildiğine inanılmış. Çünkü hani o kadar yer başında beklediyse zaten yeğenleri de bulduğunda böyle yerdeymiş çamurların içindeymiş. Üstü başı niye çamurlu değil diye yine jandarma şüphelenmiş. Vesaire vesaire. Burada şunu da söylemem lazım dönmeden evvel. Uzun namlulu bir tüfekle, bir av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıkartılıyor. Bilirkişi raporuna göre 0-3 santim arası yakın mesafe olarak, pardon bitişik mesafe olarak adlandırılırmış uzun namlulularda. 3 ile 200 santim arası yakın mesafe. 200 santim ve sonrası uzak mesafe. Beyefendi 3 ile 200 santim arasında öldürülmüş. Yani beyefendiyi öldüren uzun namlulu silah en fazla 200 santim uzaklıkta. Yani yakın mesafeyle öldürülmüş. Sırtından vurulmuş. Sağ omuzdan. Sırtından kurşun giriyor, yanaktan çıkıyor. Ölüm nedeni de iç kanama olarak gösteriliyor. Yani bir kanamadan dolayı öldürüldüğü gösteriliyor. Ve işte Yakup Bey'e de soruyorlar. Kardeşim sen onu buldun. Peki niye sen bir bakmadın ne olduğunu bilmiyorsun. Niye bir kardeşini çevirmedin? Niye onu kurtarmak için herhangi bir çabaya girişmedin? Niye yeğenlerini aradın da jandarmayı, ambulansı, doktora her neyse aramadın? Az sonra izleyeceksiniz. Yakında 2 ev daha var. Niye onları koşup çağırmadın yardım etmeleri için? Ama en çok da insan kardeşini yüzüstü çamurun içinde yatarak bırakır mı? Yoksa çevirip onu kurtarmaya mı çalışır? Ve bu kadar yakın mesafeden, orada da ışık yok, hiçbir şey yok. Nasıl bu adam öldürülür? İşin enteresan tarafı, daha sonra o gece karanlık. Ertesi gün tekrar jandarma geliyor.
İşte bir takım olay yeri inceleme çalışmaları falan yapıyorlar ve olayın yakınında bir tane kartuş buluyorlar. Uzun namlulunun kartuşu. O kartuştan da bir atış yapıldı, tespit ediliyor ve baştan şöyle söylemem lazım. İki tane tüfek var. Bir tanesi rahmetlinin elinde dışarı çıkmış. Bir tanesi de Yakup Bey'in tüfeği şeyde asılı. Evde asılı. Şimdi Yakup Bey ilk çıktığında mahkemede sorgusu yapıldığında ya da jandarmada her neyse ona diyorlar ki Yakup Bey'e sizin silahınız var mı? Yakup Bey de diyor ki yok benim silahım yok. Fakat jandarma Yakup Bey çıktıktan sonra üst araması yapıyor. Bir bakıyor cebinde silah ruhsatı var. Tekrar içeri alıyorlar. Hani sen yok demiştin. Sende ruhsat ne çıktı? Ben onu diyor heyecandan söylemeyi unutmuşum. Evde asılı. Aslında üzerinde ruhsatı var. İşte o kartuşla daha sonra olay yerine yaklaşık 5 metre uzaklıkta bulunan kartuşla Yakup Bey'in evdeki silahına ait çıkıyor. Eyvallah. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Şimdi bütün bunlardan sonra isterseniz size ben önce bir olay yerini göstereyim. Bütün bu anlattıklarım daha net belli olacak. 200 santim de oradan hatta bir metre istedim. Ben de hakikaten bakmadım. Mesela 200 santim ne kadardır? Kaç metrelik o aşkım? Bana bir getir onu. 2 metre. 200 santim 2 metre. 2 metre işte ama ne kadar bir mesafe? Bir tut Sevcan'cığım onu. Siz Veysel olun. Bize 15 metreden demiştiler Osman. Yani bakın şurada geniş görelim lütfen. Evet Sevcan'cığım şöyle bir dönersen yani rahmetli şöyle dön. Yok siz durun lütfen yerinize. Biraz ortaya gelirseniz eğer Rahmi Bey. Tamam. Şuraya ortaya gelir misiniz? Şöyle gelin lütfen. Yani bu 2 metre dediğimiz şey dönelim şöyle Rahmi Bey dursun. Yani Veysel Bey'i öldüren kişi bu mesafeden öldürmüş. Evet. Yani bakın evet. 360 derece dönüyoruz. Mesafe bu. Yani çok yakın bir mesafe bu. En fazla bu kadar. Yani sırtından vurulmuş. Yani sırtından boynundan bu mesafeye çıkmış. Kadar yaklaşılmış. Evet. Ve bu kurşun atılmış. Evet. Her taraf kar. Gecenin saat 11'den sonrası. İşlek bir yol değil. Evde köpekler var ki zaten köpeklerin sesine çıkıyor. O köpekler neden dışarıdan gelen bir insanın üzerine saldırmıyorlar da başka bir yere gidiyorlar? Meçhul. Evet. Zaten köpek sesini söyleyen de Yakup Bey yani onun ifadesi. Biz beyefendinin dışarı köpek için mi çıktığını çıkmadığını sadece Yakup Bey'in ifadesine dayanarak söylüyoruz. Ve katili de Veysel Bey'in şuraya kadar yanaşarak onu vuruyor. Savcı aslında ilk mütalasında dediğim gibi şunu düşünmüş. Gelmedi mi? Hayır, rica ederim. Savcı şunu düşünmüş, teşekkür ediyorum Seycan Hanım'a da size de. Demiş ki, hani evet her ne kadar böyle aşk meş dedikoduları falan varsa da bu hani elle tutulur bir şey değil. Fakat aynı az önce dediğim gibi o böyle ayrıntılı anlatmamış ama hani olay yerine bakılırsa şimdi az sonra izleyeceğiz. Gecenin bir vakti, dağın başı, o ev sizin evin dışında iki tane daha ev var orada. Bu adamı bir de gece dışarı çıkacağını kim bilecekti de o karların içinde bekleyecek onu da sırtından vuracak. Demek ki Yakup Bey ile Veysel ellerinde ikisinin de tüfeği arka arkaya giderken yanlışlıkla Yakup abisini vurdu. Daha sonra da korkudan gitti üstünü başını da değiştirdi. Tüfeğini de oraya astı. Zaten bir dakika zaten çok da panikti. Tutulan raporlar öyle. Çok heyecanlıydı. Çok panikti. Silahı olduğunu bile söylemedi. Kazayla öldürdü demiş savcı. Yani savcı da yine gitti de Yakup onu özellikle vurdu değil. Abi önde Yakup da arkada giderken silah yanlışlıkla patladı. O da işte sırtından girip şuradan çıktı. Olay yerinde de öldü denmiş. Peki neresi bu olay yeri bir izleyelim. Müge Hanım olay günü burada amcanız Yakup Bey ile babanız var değil mi? Evet. Nasıl oluyor? Ne oluyor o gün? O gün amcam o gün akşama kadar o abi de vefat etti Allah rahmet eylesin. Hastanelerde o adamın peşine gittiler geldiler. Akşam geç saat oldu. Amcamlar kahvede oturuyorlar. Babam amcamı arıyor. Sen eve gelirken bana haber ver. Yani yolda karşılayacağım yolda buluşacağız diyor. Tek başına gelme diyor oradan diyor. Harun abiyle mahallenin içine kadar geliyorlar. Harun abi oradan eve giriyor. Yani amcam da oradan artık tek başına geliyor. Peki amcanız kaç eve geliyor? Harun abi diyor ki ben diyor, eve girdiğimde diyor akşam haberleri bitmek üzereydi diyor. Yani oradan da buraya gelmeleri yarım saat olsa 8.30-9 diyelim o zaman.
en geç. Buluşuyorlar, eve geliyorlar. Babamın ayağında, babam evden acele çıktığı belli. Ayağında çizme var, çorap yok. Üstünde eşortman var. Burada 50-60 santim kar var. Telefonuyla sigarasını evde bırakmış. Amcamı yolda karşılamaya gidiyor. Buluşuyorlar, eve geliyorlar. İçeri giriyorlar. Amcam işte diyor ki çay içeceğiz diyor. İçeri girdik. Köpekler daldı diyor. Abim dedi ki diyor babam için. Yakup demiş sen demiş içeri gir karnın aç demiş yemeğini falan ye. Köpekler dalıyor. Ben demiş köpeklere bakayım. Şu evimiz kaldıkları yer. Köpek kulübesi şurası. Köpekler orada daldığı zaman babam bu evden çıkıyor. Köpeklerin peşine doğru gidiyor. Bir tane büyük koyun köpeği var. Bir tane kuş köpeği var. Yine bir tane daha ufak bir köpek var. İlle ya buradan birini görmüş de havlamışlardır. Ya bir hayvan görmüş havlamışlardır. Yani köpek durup dururken yattığı yerde havlamaz. Zaten o dediğimiz koyun köpeğinin yavruları vardı. Kolayına yuvasından çıkacak da bir köpek değil yani. Süt emiyorlar annesinden. Köpek yuvadan çıkmaz kolayına. Köpekler buradan şurada... şuradan yola atlıyorlar. Şu alt tarafta yol var hemen. Köpekler buradan geliyor, buradan aşağıya iniyorlar. Yola çıkıyorlar. Oradan gidiyorlar yani. Bir şeyin peşine gitmişler ama jandarmanın demesi daha ileride ayak izi falan yok deniliyor. Yani oradan aşağı belli bir yere kadar gitmiş. Belli bir yere kadar gitmiş. Babam da aynen buradan aşağı iniyor. Köpeklerin peşine gitmiyor. Babamın elinde tüfek var. Yalnız tüfeğin ağzından bazısı diyor mermi yoktu. Bazısı diyor mermi vardı yani. Ama o gece yarısı yani çıkıyorsan dışarı illaki tüfeğin ağzından mermi vermen gerekir yani. Evin kapısına geldik aslında. Evet. Neden oradan dolaşmayı tercih ediyor da buradan bakmıyor acaba? İşte köpeklerin peşine gitmeye niyetleniyor. Hmm. Sonra orada yukarı çıkamayınca vazgeçiyor. Olay yeri şura. O gelen şahıs bu ağacın altında pusuya yatmış bir şekilde duruyordu bizce. Yani bu ağaçla köpek yuvasının arasında çok bir mesafe var. Yani buradaki adamı o köpeğin görmesi çok zor. Tümsek var, köpek kulübesi zor görünüyor burada. Burada tüfek patlıyor. Babam yüzüstü olduğu yere düşüyor. Tüfek de düz bir şekilde babamın altında. Mermi bu sağ omuzunun az üst tarafından giriyor. Sol yanağının kenarından çıkıyor. Yani arkadan sırtından. Arkadan sağ tarafından giriyor sırtından çapraz. Sol tarafından yanağının kenarından çıkıyor mermi. Tüfek patlayınca amcam sesleniyor işte. Bir iki abi abi diye. Bakıyor ses gelmiyor. Amcam dışarı çıkıyor. Geldiği zaman bakıyor köpekler burada duruyor. Babam abim de burada yatıyor diyor. Amcamın demesi ben niye şoka girdim diyor. Abime sarıldım diyor. Yattım uzandım ben de oraya diyor. Sonra kalkıyor Tahsin'leri arıyor. Amcamın çocuklarının Tahsin Bilal'i. Tahsin ile Bilal abi geliyorlar. Biz diyor amcanı kaldırdık. Senin baban da Veysel Çilingir'de sırt üstü çeviriyorlar. Bakıyorlar ki vurulmuş zaten. Hemen arıyorlar jandarmayı. Jandarma geliyor. Buradan babamı koyduk arabaya götürdük. Peki tek el silah mı? Tek el. Yani bizim bildiğimiz tek el silah ateş edildi. Ama burada Cemal diyor ki ben diyor iki el ateş sesi duydum diyor. O yandaki evdeki beyaz evdeki abi de diyor ki ben de bir eli zor duydum diyor. Cemal diyor nasıl duydu da geldi diyor. İki el diyor bir de diyor ateş atıldı diyor. Yani daha aşağılarda var ama en yakın ev bunlar. Daha sonra amcama ifadesinde işte evde başka silah var mıydı diyorlar. O an yoktu diyor. Daha sonra amcamın üstünü falan ararken amcamın cebinde ruhsatı buluyorlar. Geliyorlar evden bakıyorlar silah kapının arkasında duruyor. Amcam yani delil karartmak istese o silah da yok eder oradan. Babanızın silahından mı çıkmış şey? Yok, babamın silahından da çıkan bir kovan bulamadılar. Amcamın silahından da çıkan bir kovan ateşlenmemiş dediler. Ama gün içinde ikisinden birinin tüfeğinden ateş edilmiş. Evin kapısının önünde o kovanı buldular. Başka bir şey yok. Yani bu olayla alakalı bir şeyler bilen, gören, duyan varsa ki ben vardır diye düşünüyorum. Lütfen bize yardım etsin. Müge Hanım'a bildiklerini söylesinler. Bizi bu sıkıntıdan kurtarsınlar diyorum. Canım yavrum benim. Ne çileler çektim. Şimdi... burada size döneceğim Yakup Bey. Aslında burada gerçekten hani bu çok vicdani bir şey. Herkes her şeyi açıklama durumunda olan da sizsiniz. Ne kadar ne açıklamak istersiniz o da size kaldı. Müge Hanım bir şey diyebilir miyim? Yok hayatım deme. Hiç seninle alakalı değil. Büyük bir ağaç var ya orada içi kok. Onun içine saklanıp çok yakın mesafe öldü. Niye saklanacak yani hayatım? Yerde vuracak karlar onu içinde. Nereden çıkacağı ne belli de saklanacak oraya. Evin yolu gündüz böyle. Gündüz çuval mı girdi? Bomboş yer. İşte evin önü. Niye oraya gitsin insanlar? Orada vuruldu ya ağacın yanında vuruldu. He. Ağaca yakın olamaz mı? Ağacın içi ay, olmaz konuk, çünkü karlık yerde gecenin o saat 11'inde kaç saat bekledi orada dışarı çıkacağı ne belli. Yani ya, ona dışarıdan birisinin gelip vurma mantığı yok yani. Yakup o gün köyde birisi şimdi, ölmüştü hastanedeydi evet. Akşama kadar şimdi eve ben gelecekti. Yakup Bey'e söyleyeceğim. Tamam. Şimdi Yakup Bey. Siz o gün sabah kalktınız. Siz aslında çünkü evde de yoksunuz aslında sabah lütfen. O gün sabah kalktınız. Sabah şimdi evdeydim, anlatır köyde mısınız? Evdeydim. Sabah ben abimle beraber kalktık. İkimiz. Yemeğimizi yedik. Kahvaltımızı yaptık. O evin önü kar doluydu. Hı hı. Kürekle karı kürekledik.
ikimiz. Dedim ona ki ben abi sağda şey var 9-10 oldu. Hı. Abi ben dedim kahveye gidiyorum köyde. Tamam. Dedi bana ki git oğlum sen dedi ben gelmiyorum kahveye. Ben kahveye kalktım. O da kendisi bir semaver vardır. O semaver çıkarttı. O ahırın ön tarafına geçti. Yaktı. Hı. Oturdu orada şey çay demledi. Ben kahveye geldim. Saat 2'ler 3'ler gibi gündüz. Yani bu okulların kapanma saati. Hı. Bizim köyde bir arkadaş kalp krizi geçirdi. 14-15. Kalp krizi. Kalp krizi geçirdi arkadaş. Ben de kahvedeydim yani. Köy kahvesindeydim. Hı hı. Arkadaşın yani oğluyla beraber babasının yanına gittik. Aldık karların içinden arabaya koyduk. Hastaneye getirdik. Nereye götürdünüz? Samsun hastaneye getirdik. Ambulans çağırdık. Hastaneye yani. Getirdik onu. Ha. O arkadaş öldü zaten. Onu şey yaptık. Araştırmaya. Ondan sonra beni abim hastaneye indim. Hiç aramazdı beni de. Yani ben abim bir yere gideceğim. Aramazdı beni ki oğlum neredesin? Sana karşı geleyim veya ne yapıyorsun diye aramazdı da. O gün beni 5-6 sefer aradı. Hı. Neredesin? Ben dedim ki Hasan abi dedim kalp krizi geçirdi. Biz hastanedeyiz. Öldükten sonra da. Siz kaçta döndünüz orada? Oradan dönmemizde bizim saat. Akşam 5-6 gibi olabilir. Hastaneden ama hastaneden. Çıkarttık kombile. Tamam yani tekrar buraya dönmeniz 17-18 gibi mi? Eve dönmeniz. Eve dönmemiz 9-10 gibi işte. 9-10 gibi. Ha, o civarlarda oluyor. Yani 21-22 diyelim. 22 arası siz eve geri döndünüz. Değil mi? Öyle olması gerekiyor bilmiyorum o kadar kesin şeysini. Geldik bu yana. Cenazeyi eve indirdik tekrar aradı beni. Dedi, ne bana yaptınız? Cenazeyi eve indirdik beni aradı. Hı. Yani cenaze evindeyiz biz daha. Eve geçmemişim. Tamam. Cenaze evinde ben aradı. Dedi bana ki neredesin dedi. Dedim böyle böyle. Sen dedi gelirken beni ara ben dedi sana karşı geleceğim. Yani peki, yola karşı geleceğim sana. Sorayım. Sizin o kaldığınız bahaninde herhangi bir araç var mı? Yok. Araç yok. Yani siz o köye nasıl geliyorsunuz? Aa, öyle araçta geliyoruz. Samsun'dan yukarı çarşı, çarşı içinden yukarı. Sizin burada araç var mı? Yok, o arada yok. 5 kilometre yolda yok bizim. 5 kilometre veya ben 6 kilometre. Peki size Veysel Bey telefon açıp ben seni karşılamaya geleceğim diyor ya. Evet. Yaya geliyor. Niye geliyor? Ya, bilemem niye geldiğini. Bilmiyorum niye geldiğini. Ve geldi de yani yolun yarısına kadar. O sırtın üzerine kadar. Bilmiyorum ekip gittiyse düzde. Elinde tüfekle mi geldi? Elinde tüfekle geldi. Tüfek de elindeydi çıkmaz. Yani. Peki tüfek... sormuyor musunuz? Abi niye geliyorsun? Ne oldu diye. Abi niye diye? Geliyorsun? Gelme diyorum. Heh. Gene geleceğim diyor. Hani bir gerekçe söylemiyor. Hiçbir gerekçe söylemiyor. Bunun peki bu arada bir dakika arkadaşlar siz karışmayın. Siz orada yoksanız karışmayın hiçbiriniz. Peki siz hastaneye giderken vesaire tüfeğiniz yanınızda mı? Hani gittiğiniz aracın arkasında falan yoksa sizin tüfek hayır, evde mi? Hayır tüfek evde. Sizin tüfeğiniz evde. Veysel Bey telefon açıyor ve sonra sizi yolda karşılıyor. Evet. Sonra? Eve geçtik. Çay hazırlamış. Yemeği hazırlamış kendisi. Dedi ki oğlum çayını dedi. Yemeğini ye çayımızı içelim dedi. Yemek yiyorduk çay içiyorduk. Hı. Kim var evde o anda? O anda ikimizdik. Başka hiç kimse yok. Kimse yok. Yok yani kimse size yok. Şöyle söyleyeyim. Ayın aman ayın diyorum. Saat 22'ye kadar aslında rahmetli evde tek başına. Tek başına. Tek başına. Yani sabahtan akşama kadar. Her nedense Yakup Bey eve döndükten sonra öldürülüyor. Evet. Bu evet. Size garip gelmiyor evet, mu? Evet. Zaten adam tek başına. Yani tek başına evde. Yani onu karların içinde pusu kurmaya gerek yok ki. Giden adam gider. Saat yani dışarıdan yapılmışsa onu... bu iş 4 saatten beri 10 saatten beri yalnız başına olan adamı kontrol eder görür. Hiç kimse yokken de işini bitirir gider. Bitirir gider. Gecenin de... o saatini beklemeyi Yakup Bey'in gelmesini beklemeye mantıken de uygun. Gerek yok bir de gerek saat 23.30'dan sonra yani. Adamın dışarı çıkacağı ne malum. Evet. Gibi. Peki siz yolda karşılıyor evde çay içmeye başlıyorsunuz. Evet. Köpekler dalınca köpeklerin peşine çıktı. Hı hı. Köpekler avlıyor. Evet köpekler avladı. Evet. Ben de tüfek sesi çıktıktan sonra 10-15 dakika sonra çıktım dışarı. Hı hı.
Hani 15 dakika merak etmedin merak dışarıda et. Abin. Köpek sesi... Abim zaten yabancı... Yani hayır, köpek sesi attı. Üzerine abin dışarı çıkıyor. Evet. Dışarı çıkarken de tüfeğini eline alıyor. Evet. Ve silah sesini duyuyorsun. Buna rağmen 15 dakika dışarı çıkıp da bir bakmak. Yahu ne oldu? Kim geldi? Abim de tüfekle dışarı çıktı. Yani abinin vurulmasını düşünmesen dahi abin birini vurmuş olabilir diye. Gelenler var diye. Bunu bitirelim. Merak etmedin mi? Bir el silah sesi duyuluyor. Siz bir 15 dakika bekliyorsunuz evde. Hocam o devamlı çıkıyordu zaten dışarıya. Merak ediyordu. Atıyordu kendisi de. Gece de tek de çıkıyordu. Bir dakika bir bitsin de ondan 15 dakika sonra. Bekliyor evde Yakup Bey. Evet. Evet. Sonra dışarı çıkıyorsunuz. Ve abinizi yüzüstü yatarken evet. Buluyorsunuz. Şimdi burada şunu özellikle söyleyeyim. Hani böyle anlatırken de. Yüzüstü yatarken görüyorsunuz. Sevci Hoş, şimdi sen bunu bir çek aşkım. Ki sen şimdi küçük küçük yazarsın sağ. Şimdi bu kahvaltıyı ederken, dışarıda dururken... Bakın dediniz ki burada kar... bu da önemli çünkü. Karları açtınız değil mi? Evet, evin önünde karı küredi. Karları kürediniz. Yolu açtınız yani. Yok evin etrafını. Evin etrafını, evet. Çünkü bu önemli çünkü üstünü evdeki eşyalar niye çamurlu o zaman üstünü değiştirmedin diye sormuşlar. Ben karları küredim o yüzden üstüm çamurlu demiş. Geleceğim oralara. Hmm. Sonra siz bu arada bu kahvaltı, kar küreme, siz kahveye gitmeden önce siz tüfeğinizi hiç ateşlediniz mi? Hayır. Hiç ateşlemediniz. Yani o hani bir tane kartuş bulunuyor falan yani kovan bulunuyor sizin tüfeğinize ait. Ha, o benim tüfekte ait olan da tüfekte... Aynı tek kurşun benim tüfekte de vardı akşamdan her akşam aynı yapardık onunla biz. Her akşam abimle beraber aynı yapardık. Hayır, kuş akşamdan... vuruyormuşsunuz ya siz kuşu ne zaman vurdunuz? Kuş o gün vurdu. Hangi gün? Sabah vurulduğu gün. Ne zaman vurdunuz? Kahvaltı ettiniz, karları kürediniz. Evet. Karları kürerken. Kar kürerken büyük ağaç vardır evin önünde onda attı ona. Abiniz mi? Evet. Abiniz attı. Abim attı. Ama jandarma... Araştırma yaparken sizin evde bulunan tüfeğinizin kokladığın zaman o tüfeği barut kokusu alırmışsın. Eğer yeni mermi oradan atış yapıldıysa ve zabıt tutmuş bu tüfek ateşlenmiş yeni ateşlenmiş diye. Barut kokusu var. Bu hani öyle durmamış demiş. Abim ateşledi. Abim attı yani. Sizin tüfeğinizde. Benim tüfekle. Niye kendi tüfekle atmıyor? Kendi tüfeğimle. O sabah olduğu zaman tüfekleri, mermilerini değiştirdik biz. Hı. Hatta evde savdı da, jandarma da 5 tane mermi alırdı benim tüfeğim. 5 tane mermiyi çıkartıp televizyonun üzerine koymuş. Hı. Niye? Benim tüfeğe sasma doldurmuş. Onunla atıyor. Kendi tüfeğinde tek kurşun var. Hı. Yani sizin tüfeğiniz o gün ateşlendi. Abim ateşledi ya. Ateşledi. Ne vurdu? Kuşa attı. Cigayta attı orada. Hangi kuşa? Cigayta attı. Ne demek o ben bilmiyorum. Serçe. Hani büyük kuşlar serçe oluyor. Var. Ha? Büyük kuşlar oluyor böyle hani şeye benziyor. O serçe diyorsan büyük kuş yok, diyorsun. Yok kuş dediğim bak aynı şeye çekliğe alakar, benziyor. Alakargıya benzer. Alakargıya peki vurdu benziyor. Mu? Vurdu orada vurdu onu. Neredeydi o vurulan kuş? Nerede? Yedik onu. Vurduğumuzu yiyor. Vurduğumuza gün vurduğumuzu yiyoruz. Ne zaman yediniz ki? Kahvaltıdan sonra yani. Vurdu. Kahveye gittin sen. Ben kahvaltıdan sonra hemen kahveye gitmedim. Evet. Hocam ben kahvaltıyı yaptım. Kalktım. Sabah saat 8'de 7 abimle kalktık. Evet. Kahvaltımızı yaptık. Evet. Ben evin önündeki karı küredik. Aşağı yukarı 1 saatten fazla sürdü. Evet. Hani az bir yerde değil. 25-30 metre bir yer. Küredik orayı. Ondan sonra kalktım gittim kahveye. Tamam da kahvaltı yaptın. Kuşu abin ne zaman vurdu? Sabah vurdu. Sabah vurdu. O kuşu yemediniz kahvaltı masasında. Saklıyorsunuz öğlen yemeğine veya akşam yemeğine. Hocam o şu kadar bir şey. Bir dakika lütfen. Bir dakika. Cevabı yapın. Hanımefendi lütfen rica ediyorum. Yani o kuş duruyor akşama yiyecek. Hayır yedik dediniz. Ne zaman yediniz? Yiyoruz. Ben yemeğe yedim. Geldi kahveye gittim. Bir de siz dediniz ki. Saat 9-10 gibi kahveye gittim dediniz. Tamam yemek yedim gittim kahveye. Ama bir daha geri gelmedim. Bir daha geri gelmeyecektim. Tamam. Kuşu ne zaman yedin? Yemek yedik ya. Kahvaltı eder. Kahvaltıdan sonra.
Kahvaltıdan sonra yedik abimle. Çay içtik yani ondan sonra. Saat kaç gibi aşağı yukarı vallahi kuşu yemişsiniz. Vallahi aşağı yukarı onu bilemiyorum kaç gibi olduğunu. Ama şimdi peki bu kuşu nasıl pişirdiniz? Bir saniye nasıl pişirdiniz yediniz? Hemen sobada. He? Hemen sobada. Nasıl yani? Ateşte hemen sobada pişirip yiyorsun. Soba yanıyor ya. O zaman onun soba kuşu... Soba hemen pıtır pıtır yapıyor. Abimi kendi de yapıyordu. Tüyleri neredeydi onların? Çünkü olay yeri incelemede hiç öyle olay tüyler yerde... falan çıkmamış. Orada tüy çıkmadı olay yerde. Orada 3 senedir yani bir değil. Kemiklerini ne yaptınız? Köpekler. Köpekler. Köpeğim vardı benim. Ya sen şimdi hemen orada yedin, orada kaldı. Yani kemikleri de acele attın hatta, mı? Hatta atmadım. Hatta orada tencerelerde bile duruyordu kaplar dolar. Nasıl yani, tencerede? Kaplar maplar duruyordu orada yemeğimiz mememiz bu akşam o günkü yediğimiz yemeklerden hepsi. Tamam şimdi siz sabah 8'de kalkıyorsunuz da siz kahvaltıda karga mı vurup yediniz yani? Karga değil o. Ha, karga dedi işte yani, ala karga. Yani ala kargaya benzer dedim. Yani, yani ben... Söyle mi sapıtık şeyler konuştuğunuz için sapıtılıyor olabilir mi? Kahvaltıda kahvaltı ettikten sonra 9-10 arası kahveye gittim diye siz anlatmadınız mı? Şimdi diyorsunuz tamam. Ki abim kuş vurdu. Biz onu da yedik diyorsunuz. Yedik. Biz de size kahvaltı ettiniz. 9-10 arası kahveye giderken o yedim, kuşu ne zaman yediniz? Yedim ha? Gittim yedim kahveye. Kahvaltıdan sonra bir de kuşu yediniz. Kuş yedi kahveye gittim. Tamam ben öyle, de diyorum öyle ki olay yeri inceleme oraya bakmış. O zaman onların tüylerinin bir yerde olması lazım. Bir şey olması lazım. Yok. Nereye attınız tüyleri diyorum. Hani çöp arabası mı geliyor ona mı teslim ediyorsunuz? Sobayı. Hani nerede o kuşları? Sobadaydık ya sobamız var. Evde soba var sobaya yakıyoruz ya. Tüyleri de onun için atıyorsun. Tabii yakıyoruz, toplayıp yakıyoruz ya. O pisliğe çok şeydi, nerede ne varsa toplar getirir sobaya atardı. Yani. Çöpümüz olmadığı için sobada yakardı. O zaman yani şey. Sizin silahınızdaki barut izinin nedeni abinizin kahvaltıdan sonra önce. Yemek için vurduğu... Ben kuş önce. Kuş, he. Kuş için vurdu. Hayır, yanımda attı hem tüfekle, benim için tüfeğimle attı. Benim tüfeğim orada, hatta aldılar da baktılar da 5 tane mermi, tek kurşun mermisi. Şu kuşu bir beyefendinin söylediği kuşu bir internete girer misiniz? Neymiş o kuş? Neydi adı demiştiniz siz? Çisa. Ha? Çisa, çisa. 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 Şimdi siz hani ne dediniz de ben de onun için benzettim. Çisa. Ben, güvercin gibi bir şey yani. Üveyik gibi bir şey aynı yani. Aynı alakargaya benzer. Aynen öyle. Aynı alakargaya benzer. Aynen. Bir kahvaltıda kuş yer misiniz onu siz normalde? Vallahi ben kuş kahvaltıda yemeyiz onu. Ya o merak ediyor. Yok yok. Pişirmiş yemiş. Onu ateşte pişirmiş yemiş. Onu ateşte. Ateşte. Sobaya hemen attık pişirdi yedi. Bunlar, hani mangalda pişirir gibi ateş. Bunlar da bilir. Bir tane canı var zaten. Pişirip hemen közde yiyorsun. Bu evinin de o gün sabahtan da herhalde... Benden sonra da çok attı. 5-6'dan da attı. Oradan kovan biz aldılar. Biz de atıyorduk. Devamlı. Ben de atıyordum. Devamlı vardı. Yani, yani silahımız. Merak ediyorduk. Şeylerde... O kuşa atıyorduk. Boşluğa atıyorduk. Ben de kullanıyordum devamlı orada. Soba bildiğimiz soba mı? Evet. 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 Sobası. Kuzuna. Kemiklerini de köpeklerimiz var ya. Köpeklere veriyordu. Kuzuna. Tamam. Sobada da içine mi sokuyorsun? Evet. Sobanın içine sokuyorsun. Közde hemencik pişiyor. Mangal pişirir gibi pişiriyor. Küçük kuş işte. Ama çok vuruyordu yani. Merak ediyordu. Vuruyordu. Gel Sevcan. Bazı ben çocuklarıma da getiriyordum öyle vuruyordular temizliyordum ondan ben onu da çocuklarıma getiriyordum. O gün kaç tane kurşun atılmış? Bilmiyorum. Vallahi ben bilmiyorum. Ben o gün bilmiyorum. Benim tüfekten hani benim tüfeğim boşaltıldığı belli. Şöyle belli hatta jandarma savcıyla beraber eve girip tüfeği aldığımız zaman 5 tane mermi televizyonun üzerindeydi. Onları aldılar. Poşete girdik, karakola getirdiler, tekrar bir daha gittik koydular oraya. Peki ben size o zaman başka bir şey söyleyeceğim. Iki... Pardon, oraya gelmeden bir şey sorayım. Buyurun. Size bu kim boşaltmış tüfeği o zaman? Abim boşaltmıştır, kim boşaltacak? İki tüfeği de kullanıyordu yani. Siz o gün verdiğiniz bir ifadede, o gün kuş falan vurmadık. Bir önceki sabah vurduk demişsiniz. Şimdi böyle anlatıyorsunuz ama verdiğiniz ifadede, hayır biz o gün kuş vurmadık demişsiniz. Sizin şimdi burada verdiğiniz... şey var ama hatta ben onu aradım yani o günü anlatırken çünkü hiç kuş mevzusu yok sonra savcının mütalasında olayın olduğu gün sabah 10 sıralarında kuşları ateş ettiği ni anlatıyor fakat siz verdiğiniz ifadede hayır ben o gün kuşları ateş etmedim diye ben etmedim ateş ha? Ben kendim etmedim ateş kuşlara
Ben kuşa kendim ateş etmedim. Abisi bunun tüfeğiyle ateş etmiş. Ben de yoktum o gün orada. Yani iki tüfeği de kullanıyordu. Ama sonra da tüfeğim yok diyorsunuz. Yani bu kadar sık tüfek kullanan birinin... Hani niye var canım, olan niye tüfeğini unutmuşsun. Kuş da bu kuş mu? Yok o baykuş. Yok o baykuş, o baykuş. Değil. Baykuş olur mu canım bu? Yok o baykuş. Çısa kuşu, çısa. Çısa kuşu bu çıkmış. Bu çık ama. Yok bu değil. Demek ki bu da kendi içinde türleri var. Aynı şey gibi bağırır ya. Kedi gibi bağırır bir... Güvercine benziyor. Güvercine benziyor. Bir de saksana peki, benziyor. Peki siz aslında o gün... Aslında saksana benziyorum yani. Neden size sorulduğunda tüfeğiniz var mı denildiğinde tüfeğim yok dedi. Şimdi o günkü kafayla beraber bana ne sorulduğunu... Sabahtan akşama kadar saat 4'ten abim de benlendi. Saat 4'ten akşam saat 5'e kadar 10 kişiye ben ters cevap verdim. Ha? 10 kişiye ters cevap verdim. Biri önümden sordu, biri arkamdan sordu, biri yüzümden sordu. Öyle ters kime, cevap verilir mi canım? Hayır, anlamadınız şimdi demek istediğimi. Yani 10 kişi birden soru sordu bana. Hangisini cevaplayayım ben? Avukat yanında. Birinin cevabına kalkarken öbürü gelip bir şey sordu. Mesela bakın bir tanesinde şunu demişsiniz. Olayın olduğu gün sabah 10 sıralarında kuşları ateş ettiğini, evinin önünden ateş ettiğini, abisiyle birlikte ateş ettiğini söyledi. Abisiyle birlikte diye. Sonra bir sonraki ifadenizde olayın olduğu gün ben tüfeğimle ateş etmedim. O gün ben Gökçepınar köyünde cenazeye katılmıştım. Ondan önceki gün ateş etmiş olabilirim. Abim kendisi de ateş etmiş olabilir. Zira ben de abim de avcılık yaparız. Yani abim kendisi de etmiş olabilir demişsiniz. Oysa şimdi bugün hani kuş yedik, kuşu tüylerini yolduk, sobada yaktık falan anlatırsın. Şimdi beni 10 kişi birden sorguya aldı. Kime ne dediğimi, kimin ne tuttuğunu, kimin ne rapor yazdığını, kimin ne ama şey işte, yaptığını. Ama işte sorgu mesela, o yüzden yapılıyor zaten. Tamam, siz işte, çelişkide yani, bulunuyor musunuz şimdi çelişkide diye. Bulunsun diye yapıyor. İlla ki 10 kişiye de herhalde bir çelişki veririm ben. Bir açık veririm herhalde 10 kişinin içinde bir takılırım. Niye canım sabah kuş yediyseniz yediniz, vurduysanız vurdunuz. Hayır. Tüfeğiniz varsa var. Şimdi bana şimdi tüfeğin var mı diye sorsalar yok. Hayır, 500 kere de sorsalar yok. Bir olay de normal tekse. Zamandaki evet. Bir soru değil. Bakın şimdi ortada tüfekle vurulmuş bir abim var. Tüfeğin sen diyorsun ki aynı gün sabahleyin benim tüfeğimle abim bir kuş vurdu. Evet. Şimdi bütün bunların olduğu bir gün abinin cinayete kurban gittiği gün... Jandarma sana silahın, tüfeğin var mı diye sorduğu zaman sen 55 kişinin sorgusuna da muhatap olsan benim tüfeğim yok dememen lazım. Yani hani o gün dese ki kahvaltıda zeytin mi yedin, peynir mi yedin, ben unuttum zeytin yerine peynir dedim desen amenna karıştırabilirsin. Ama tüfekle abin cinayete kurban gitmiş, sen o gün senin tüfeğinle de abin bir kuş vurmuş. Tüfeğin orada asılı. Tüfek her gün sizin elinizin altında olan bir durum. Her evet. Akşam diyorsun abimle tüfeğimizi elden geçiririz. Şimdi böyle bir durumda jandarma sana tüfeğin var mı diye sorduğu zaman yok diyen bir kişi o tüfeği gizlemeye çalışıyor diye yani jandarma tarafından kabul edilir. Ya ben... Ben görüşümü söylüyorum. Öyledir demiyorum ama... Ben öyle savcı kabul olsam, etmişler. Öyle ben kabul jandarma etmişler. Olsam. Öyle kabul etmişler. Tamam. Şimdi ifadesi alınmış. Ha, öyle kabul etmişler dedim. Tüfeğin tamam, var bak. Mı demişler. O da demiş ki benim tüfeğim yok. Sonra çıktıktan sonra sanırım jandarma da ilk bu olmuş. Heh. Tüfeğim yok demiş. Sonra jandarma üst taraması yapıyor. Üst taramasında tüfeğin ruhsatı çıkıyor. Buyurun şimdi. Şimdi. Millet de diyor ki yani senin tüfeğin yoktu. Bu ruhsat belge ruhsatlar, neyse. Ruhsatlar hem Vesel abinin ruhsatı hem benim ruhsatı nerede çıktı üzerimde? Hastanede. Üzerimi boşalttıklarında hastan ilk sabah hatırlamıyorum. O gece bakın ben hatırlamıyorum hiç. Hani tutanaklarda bile bakın. Üzerimde bir montum vardı. Hayır orada birisi bulmuştur. Sorguya yapan farkıdır ama olay şöyle geçmiş. Size sorulduğunda siz hayır tüfeğim yok demişsiniz. Dediniz mi demediniz deme, mi? Ben mi? He. Demiş olabilirim diyorum ben. Ben şimdi kime ne dediğimin hiç farkında değilim. Ama Yakup Bey abi, tüfeğiniz niye varsa niye yani, yok denir dersin. Şimdi ben o gece benim üzerimden ruhsatlar alındı. Alındı. Ve karakoldan alınmadı. Hayır, hastanede alındı. Ona bir şey söylemiyorum. Size sorgu yapıldığında sorulmuş. Tüfeğiniz var mı yok mu? Siz de demişsiniz ki yok. Sonra da üst taramasına hani o an yapılmış olabilir daha önce. Üst taramasından bunun
şeye çıktı, nasıl yok oldu? Arama zaptında da görmüş olabilirler. Ben daha önce yani aramıştır, hani, bulunmuştur hani diye. Nasıl olduğu önemli değil. Sizin yok deyip sonra sizde ruhsat bulunması ya, önemli hale gelmiş. Ya ne diyorum ben? Ben ilk savcıya girdim. Telaştan böyle söyledim. Dur, reklamdan sonra devam edeceğiz. Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Ben az önce stüdyomuza bir baba gelmiş oğlunu aramak için, acil bir kayıp, hemen onu da söyleyeyim. Oğlu Mustafa Tür 7 gündür kayıp. Mustafa Tür Adana'dan gelmiş. Mustafa Tür 34 yaşında. 12 Aralık günü Hamza Bey oğlu Mustafa'yı alıp Adana'dan otobüsle İstanbul'a geliyor. Yeni Bosna'daki Eskici Pazarı'na gideceklermiş. Metrobüse binmek için Topkapı durağına gelmişler. Hamza Bey metrobüse binmiş. Ancak durak çok kalabalık olduğu için oğlu Mustafa binememiş o metrobüse. Hamza Bey bir sonraki durakta inmiş, tekrar geri dönmüş oğlunu almak için. Duraktaki güvenlik görevlisi demiş ki sizin de oğlunuz bindi. Hani o da gitti. O günden bu yana birbirlerinden haber alamıyorlar. Sonra oğlunu bulamayınca Hamza Bey, Hamza Bey sen bana bak, yazma bir şey. He. Sen bana bak. Yeni Bosna'daki Eskici Pazarı'na da gitmiş. Orada da yok Mustafa. Biraz oğlu safmış, adını söyleyebiliyormuş ama başına bir şey gelse kimseden yardım isteyemez. İçine kapanık bir çocukmuş. Kaybolduğunda üzerinde siyah deri mont, siyah pantolon, siyah ayakkabıları var. Elinde de birbirine bağlı iki tane pazar arabası. 1.65, 1.67 boylarında, 80 kilo ağırlığında. Hamza Bey de oğlunun hayatını endişe ediyormuş. Ay hemen endişe etme hayatım, dur bakalım. Pazar arabası dediğin ne? Hani böyle... Plastik tekerlerle. Tekerlekli. Evet, zepse arabası. Kadınlar pazardan zepse getiriyor ya o arabadan. İki tane elinde o da vardı. Sen metrobüse bindin, o binemedi. Binemedi. Geri döndün, baktın bulamadın. Pazarda da bulamadın, yok çocuk. Evet, anons ettirdim, gene çıkmadı. Salı günden beri bulamıyorum, yok. Karakola da gittim. Merkez Efendi Karakoluna. Orada da yok. Bu nasıl bir fotoğraf? Çizim mi bu? Değişik. Siyah beyaz bir fotoğraf. Oğlumuz da bu. Yani saf derken adını söyleyebiliyor. Başka adresini, telefonunu falan söyleyemiyor. Yok, telefon kullanmıyor zaten. Biri kandırır diye ona telefon almıyorum. Kandırır götürür bir yere telefonla. Ondan korkumdan ona da telefon almıyorum. Peki nüfus kağıdı falan var mıydı üzerinde? Var, üstünde var. Nüfus kağıdı varsa polis bulsa size haber vermesi lazım nüfus kağıdından. Nerede bu çocuk o zaman? Hava da çok soğuk. Dışarıda da kalamaz ki bunca gün. Peki o zaman otogardaki izleyicilerimize de camide namaz kıldık, sabah namazı 7'de. Onlara çok yardımcı oluyorlar. Salı günü. Salı günü sabah namazını orada kıldık. Hangi camide? O içinde beyaz minare, ucu topaklı minare. Şeyin içinde. Esenler'de he. Otogarın içinde. Otogarın içinde. Yani belki oraları bulmuştur diye söylüyorum. İstanbul'u da bilmiyor tabii. Evet. Camiye falan sığınır mı? Camide namaz kılar da. Hani bildiği mekan bir yani hani camiye gidip camide ne dur bileyim bakalım, orası daha sıcak diye düşünüyorum. Ama kimliği var. Ama kimliği olunca. Lazımdı. Eminsin değil mi bey amca kimliğin üzerinde olduğundan? Üstünde evet, üstünde. Otobüse bindiniz çünkü gösterdi. He? Evet. Peki efendim, Mustafa Tür adını söyleyebiliyormuş, başka hiçbir bilgi veremiyor. Görenlerden, bilenlerden yardım isteyelim. Yeni Bosna'daki... Yok, aslında siz Topkapı durağında kaybediyorsunuz oğlunuzu. Evet. Dur bakalım, sen üzülme şimdi, hemen hayatından endişe etmeyelim. Şimdi onu bir gören bilen vardır inşallah. Bize geriye dönerler. Koca çocuk gelir. Sayenizde. Tamam. Estağfurullah. Tamam, adresini falan söylemiyor ama hava çok soğuk olduğu için o dışarıda kalamaz. Evet. İstanbul'da da gece ısırıyor yani insanı. Soğuk. Tabii. Öyle parkta bahçede yatabiliyor. Böyle uyumaya kalktığı zaman sonuçta daha olmaz, soğuk daha etkili belediyenin olacak. Belediyenin emsizleri misafir ettiği Zeytinburnu'ndaki bir istasyon var mesela. O her zaman açık mı hocam? Biraz herhalde kar kışın, zamanında. Kışın açılıyor. Ona da bir bakalım arkadaşlar. Bir oraya bir fotoğrafını gönderelim. Donma riski oluşunca bildiğim kadarıyla orayı devreye sokuyorlar. De kış aylarında soğuklarda da dışarılardakileri evet, belki açık olabilir. Soğuk.
Tamam bey amca, sen müdür, şimdi biz arkadaşlarla beraber seninle dolaşırız, hastaneleri, sosyal hizmetleri falan buluruz oğlunu inşallah. Allah İnşallah razı şöyle bir telefon gelir, ben buldum yanımda falan diye de. Ben size numaramı da veririm, telefon numarasını. Ben seni bırakmam, ben seni kaybetmem. Allah razı olsun. Sen merak etme. Sen dur, zaten sokaklarda arayıp nasıl bulacaksın? Şimdi ben senin yanına vereceğim bizim zehir gibi kızları. Bulursunuz inşallah sağ salim. İnşallah. Tamam, sen arkana yaslan, böyle güzelce otur. Tamam mı? Hadi rahat etsen inşallah o ortada olsun. Şimdi buluruz biz sana onu. Kıyamam ben sana. Evet. Hakikaten ya, bu otobüse böyle binerken de insanın yanındakini kaybetmesi falan. Evet. Senin de değil mi? Herkesin de başına bir gelmişliği vardır. Bir çocukla, bir şeyle falan da filan da. Çok herkes evet, çünkü bir itiyor. Tabii. Sanki şey, bir daha gelmeyecek yerine işte. Bak adamcağız kaç gündür çocuk arıyor. Çok kalabalık olunca. Keşke bak koluna sevgi izi yaptırsaydın Bey amcaya. Onu da hiç bilmedim. Ya bak şimdi 50 kere bulunmuş. Neyse inşallah bulunsun. Neyse bulunsun ondan sonra. Tabii. Efendim şimdi beyefendi anlattı. Dediğim gibi ifadelerinde şaşırdığını söylüyor. Silahla ilgili, kuş vurmakla ilgili falan ifadelerinde. Şimdi ben size şunu sorayım Yakup Bey. Hani siz de bu tabloya baktığınızda size garip gelen bir şey var mı? Yani siz bütün gün orada yoksunuz. Gece saat 10'a kadar yoksunuz. Ve bu cinayette yaklaşık bir saat sonra, yani siz eve döndükten bir saat sonra işlenmiş oluyor. Niye sizce siz orada yokken bu adamı öldürmek isteyen gidip öldürmedi de, ya da pusu kurmak isteyen hani o sırada olmadı da, niye siz geldikten sonra, niye yani saatler 12'yi vurduğunda? Şimdi ben onu ifadelerimde de söyledim. Yani onu bilmem, adam bana mı geldi ona mı geldi, bana da gelebilir. İşte onu söyleyeceksin. Birinden bir tartışman var mı? Birinden bir kavgan var mı? Ha ama şimdi bana gelecek olan da ben, adam bana gelecek diye biri de yok. Şüphelendiğim, yani kendim için şüphelendiğim biri de yok. İşte onu söyleyeceksin işte. Sizi öldürmek için gerekçesi olan biri olması lazım bu tamam, lafı etmeniz şimdi, için. Şimdi öyle bir şey ki, benim oradan gittiğim yol, abimle eve kadar da gittiğim yol, aşağı yukarı 4 kilometre bir yol. Kış o havada. Yalnız başıma da gittim. Hani o adam... Yürüyerek mi gittiniz o yolu? Yürüyerek gittim. Yürüyerek. Gelse de diyorum, hani pusu da atmış olsa, bana da gelmiş olsa o adam, beni oraya kadar niye vurmadı? Mesela niye o zaman, arkaya verelim lütfen şeyi. Niye o zaman Veysel Bey'i mesela sizi karşılamaya geldiğinde vurmadılar? Şimdi hani ağaç kavuğunda bekledi diyorsunuz ya birini. O zaman beraber giderken de atmadı yani bak. Ha. Hadi tamam, orada olmuş olsa diyorum ben, beraber gittiğimizde de atmadı. Biz evet, beraber de gittik. O yolun 4 kilometre yolu, 2 kilometresini beraber gittik. İkimiz beraber. Hı. Peki şimdi sizin orada aslında, o köpeklerle de çekim yaptırdık, hepsini izleteceğim ama. Şimdi sizin orada köpekler var. Evet. Bir tane de büyük köpek varmış. Büyük dediği de nasıl büyük köpek ben anlamıyorum. Normal köpek. İşte köpek işte. Ha. Neyse büyük köpek ha, işte. Ha. Mi yani şöyle köpeklerden değil mi işte? Ya onlardan, çoban köpeğinden evet. Tamam yani daha büyüğü iyi olur artık. Yani normal köpek işte yani. Büyük köpek, bir de küçük kangal köpekler mı? Var. Kangal değil. Kangalın kırması, hani akbaş mı diyorlar, ne diyorlar, onlardan kangal. Kangal kırması işte. Yani kangal. Kangal. Köpek yani. Tamam. Her kangal. Kendi şimdi ileri. O köpek, öyle köpekler. buraya dışarıdan birisi geldiği zaman kaçar mı, yoksa gelen kişinin üzerine mi gider? Gider. Gelen kişinin üzerine gider. Heh. Peki madem burada köpek havlaması duyuluyor. Sizin de abiniz dışarı çıkıyor. Abiniz köpekleri takip ettiğinde evet, hani birisi onu öldürdü. Hani sonradan evet, giderken ya da hani orada dururken köpeklerin onu bekleyen kişinin üzerine saldırması beklenmez mi? Av köpeği var, beklenmez. Hı. Abim de bilir iyi. Tamam, diğer köpek? Av köpeği var yanında, bir de o köpek var şimdi. Av köpeğe tüfek atıldı mı? Yani hı, silah atıldı mı? Silahın yerine gider durur. Tamam. Peki diğer köpek? O da onunla gitti. İkisi bir gidiydiler. İkisi hayır, bir oraya gitti. O kırma kangal olan kat'i surette içeriye gelecek olan bir canlıyı affetmez. Paçasına yapılması lazım yani. Evet. Benim köpek, hayır, benim köpeği biliyorlar. Ben yazdığımda kangal besledim. Bir akşam evin 100 metre ötesinde bir kahve evet, bahçede oturuyoruz. Kaldı, gittiler, bir de baktım bizim kapıcı çocuğu koşarak geldi. Rahmi amca dedi, ya zinciri mi koptu dedim. Hayır dedi gibi. Bir gittik. 3 tane, 2 hanım bir de birisi de kaçmış.
bizim eve sahil biliyorsunuz. Sahilden girmişler. Tam evin mutfak kapısına gelince bizim kangal bunu yakalamış burasından kadının yere yatırmış üstüne çıkmış. Bırakmıyor. Eve girince. Kadın böyle çırpınıyor. Gittim zorla kadın alttan kurtardım. Şimdi kangal köpeği hocam, kat'i surette affetmez. Tamam hocam da mevkisine girdiği zaman. Ya tabii. Mevkisine girecek. Şimdi bağlı olması en zoru. Mevkisi ya, ama. Bey, yani o yol da onun mevkii. Evin içinde yani bahçe içinde değil. Bahçe içinde değil ama orası da onun mevkii. Üstelik yeni de şeymiş çocukları da varmış o köpeğin. O kangal kırmasının. 7 tane yavrum vardı. He, yani yavruları da varsa normalde oraya gelip hani onu o şimdi karşıdaki kavukta birisi bekledi diye düşünüyorsunuz ya. Onu o kavuktaki kişiyi tutar mı o kangal kırması orada? Yani köpek daldığı zaman. Köpek daldığı zaman. Şimdi köpek ormana doğru gitti. He. Köpek gitti yani. He. Köpek evin önünde daldı da evin önünde kalmadı. Gitti yani onun peşine. Köpekler gitti. Ama sonra jandarma demiş ki biz yaptık kar var yerde. Yani köpeğin gitti dediğin yerde insan ayak izi yok demiş. Abimi kendi gidemedi. He? Abim kendi hayır, gidemedi karın peşine. Birisi kaçtı da gitti. Şimdi vuran kaçtı. O da onun peşinden gitti o zaman. Köpeğin ayak izinin tarafına bakmışlar sizin gitti dediğiniz yere. İnsan ayak izi yok. Köpeğin ayak izi olur. Adam onu takip yani edemedi. İz bulamamışlar. İz yani ikisinin de hem ya, kaçanın ayak izi hem köpeğin ayak izi. O gece zaten sabah kar eridi ya. O gece sabahtan hiçbir yere iz bulmaları mümkün değil. Bu köpekler bağlı mıydı acaba? O biri o aksolan bağlı. Nasıl? Bu köpekler acaba bağlı mıydı? Bağlıydı. Yani sabahtan bağlarım ben köpeği akşamdan salardım. Yani acaba olay olduğunda açıktı. Olay olduğunda bağlı sanıklı mıydı, açık mıydı açık bu köpekler? Köpekler açıktı. Heh. Açıktı. Tamam. Ben de size şunu soruyorum. Hani köpekler sizin ya. Şimdi karşıda o kavuğun içinde sizin demenizle birisi bekliyor pusuda. Çıksın da Veysel bulayım diye. Gece de saat olmuş 11.30. Köpek de onun kokusunu alıyor bir şekilde. Bırakır mı diyorum onu kavuğun içinde? Bırakmaz. Sizin köpek. Belki iki kişidirler. Bir tanesi köpeğe et verdi, başka bırakmaz yere çekti. Öbürü orada sakladı. Ben dedim ki köpeğe dedim tahlil edin dedim. O zaman köpeği de vurmaları lazım. Hayır benim evet köpeğim bakın benim et köpeğim vermez, ondan vurur sonra bir haftada yavrularını kendi bakamadı. Ben yal yaptım, yemek yaptım, ben verdim köpeğime. Köpeğim yemek bile yemedi bir hafta. Üzüntüden yememişti. Evet. Üzüntüden yemez. Üzüntüden yememiştir. Sahibi öldü çünkü. Bir haftada yemek yemedi. Ben Yakup Bey. Şöyle ben biraz şunun daha cevabını alamadım. Şimdi orayı gösterir misiniz yönetmenim? Hani bir tane orada kavuk var. Rahmetli'nin oğlu da diyor ki biz babama ateş eden kişinin bu kavuğun içinde beklediğini düşünüyoruz diyor ya. Ben de diyorum ki sizin çobanı, kırması onu bunu bilmem. Benim torunum şu kadarcık bir şey adamı paralar. Yani orada birini gördüğü zaman onu orada tutar mı diyorum. Tutma şansı olmaz. Yok değil mi? Yani kendi olmaz. Yani ama tanıdık birisi olursa sizin akrabalardan ama eve gidip gelen yani gerçekten aileden olduğu tanıdığı birisi olursa tamam. Köpeğin ancak alışkın olduğu biri olacak. Size şöyle söyleyeyim ben alışkın tabii olduğu lafını devamlı da kabul etmiyorum. Sevcan her gün bize gelir sağ olsun ama bizim oğlumuz onu bize sokmaz. Tabii ya. Çünkü evin ferdi değil. Evin bireyi olmak yani eve durumunda girebilecek doğru olan dört kişi doğru vardır. Beşinci kişiyi ha ben eğer gidip kapıyı açarsam benimle beraber yine de biraz gözünü korkutarak başta içeri girebiliyor. Yani ona da bir önce bir haddini bildiriyor bak diyor yani. Hani ben buradayım diyor. Biz çok gülüyoruz çünkü Sevcan'la. Buranın sahibi de benim. Evet dikkat et diyor. Ama yine mesela Sevcan kalkıp da bir odadan bir odaya gidemez. Yani bir süs köpeğinden bahsediyoruz. Tabii. Bunlar hani amaçları zaten bu çevreyi korumak olan bir hayvan. Orada bir saate en az bir saat bekleyecek. Nasıl denk düşecek? Nasıl gidip de o adamı paçasından yakalamadı? Hani adam onu öldürseydi anlardı. Nurgan'ım. Yavruları var. Niye sapıtmıyorum? Hayır. Sen nereden bu? Bak sen bu lafı çok duymuşsun. Sakın bana o lafı söyleme. Ben sana çok net bir şey soruyorum. Köpek orada. Köpeğin karşıdan birisi olduğunda köpek ona yapışır mı yapışmaz mı diyorum. Köpek ona yapışır. Niye abim yapışmamış zaten, o zaman? Abim zaten yoldan üstüne çıkarken yoldan altına inmiş ve aynı köpeğin istikametine yola doğru gitmiş. Köpek de ona yapışacak. Köpek de beklerine gitmiş. Adamı öldüren köpeği de öldürür öncesinde. Köpeği niye öldürmemiş?
Senin abin çıkana ha. kadar köpek gitti evet. kavuktaki adamı yakaladı. Kavukta değildi adam. Adam kavukta durmaz. Hiç şansı yok. Zaten nerede orada... duracak adam peki? Adam yoldan geliyordu peki. Nereden geliyor? Abim emniyetini açmış tüfeğini. Ha. Raporlarında yok mu? Adam tüfeği emniyetini senin açmış. Senin kendi yeğenin söyle işte burada kavukta beklediğini düşünüyoruz. Az önce izledik ya. Kavukta beklesin yanında beklesin. Köpek nasıl önceden gidip de o adama yapışmadı diye ben sana soruyorum. Ya, kavukta bekleme şansı yok. Yanında yok o zaman kavuğun yanında bekledi diyelim. Şurada bekledi diyelim. Nasıl köpek gidip ona yapışmadı diyorum ben sana sence? Veya bir tanıdıktır Veysel'le beraber yürüdü. Veysel'in mermisini bir tanesini şey... almışlar. Ağızdaki mermi yokmuş. Ağzında emniyet bile açıktı tüfeğini. Emniyet açık. Belki ondan bir mermi aldı. Yani adam ondan vurdu onu. O adam karşısından birini görmedi de. Veysel'in bir tane mermisi eksik ya, o dolu çıkardı dışarı, doldurmadan çıkmazdı. Şimdi diyelim ki 5 tane mi alıyor, 4 tane varmış, 6 tane mi alıyor, yoldan biriyle karşılaştı, onu öldürmek tanıdık için gelen adam silah... Konuşuyordu yani oralardan birisi, konuşuyor, tanışıyor, bu kötü hayvanlar yola çıkıyordular biliyor musun? Hınzırlar, kar böyle, onlar yoldan dışarı çıkamayınca birbirlerine arkadaşlar telefon ediyordu. Veysel sen çık yola, o çık yola, şu bu derken yani geliyorlar peşine gidelim falan. Bir de... Dayıların yerinde bunlar yani bir diye bir dakika yaptım. Sen şöyle söylüyorsun. Senin kocan elinde tüfekle dışarı çıktı. Hı. Yolda biriyle karşılaştı. Yolda karşılaşan biri senin kocanın tüfeğinden bir tane mermi aldı. Olabilir. Kendi tüfeğine taktı. Olabilir. Kocanı vurdu gitti. Ama bir tane mermisi vurmaya... eksik. Yani bir mermisi eksik içinde emniyeti daha çıkmış. Bir de dayıların yerinde... Niye öyle bir şey yapsın ne onu biliyorsun? Öldürmeye bak, gelen? Müge Hanım, dayı asas konu ne biliyor musun? Ona hiç girmedik. Biz hep yandan Yemen'den giriyoruz. Ama bir dakika ama şimdi bu bitmedi bak. Ben size bir şey soruyorum ama arkadaşlar. Ben de asas... Siz köy hayatını... Ama bak şimdi... Asas konuyu anlatacağım esas size. Konuya geliyorsun. Orada köpekler var. Tamam, köpekler havlıyor. Bu adam da dışarı çıkıyor. Bu adamı vurmak için gelen kişi ya da kişilere... Bu köpekler niye saldırmıyor diyorum. Saldırsaydı eğer gelen kişinin de köpeklerden en azından bir tanesini vurması gerekirdi. Belki Veysel'le beraber yürüdü, tanıdıktı. Veysel'in yanında bizim köpeğe sus dedin mi susardı, otur dedin mi otururdu. Belki sus oğlum dedi, onunla yürürken o vurdu onu. Bak dayılardan bu yer aldı. Peki gecenin bir vakti, gecenin saat 11:30'unda sizin herhangi bir akrabanın o yolun üzerinde gelmesi normal gelir. Mi? Bak tehdit etti. Dayılarından diyorum yer aldı bu. Dayılarının yerine ev yaptı. Dayı tehdit etti. Veysel'e diğer ufak görümceme dedi ki Veysel'e söyle dedi yerden çıksın dedi. Yerden çıkmasa dedi bu işin sonu kötü olacak. Tamam. Veysel de dedi ki benimle ne alakası var? Yakup'a dedi. Yakup da dayıya dedi. Dayı dedi ki. Ayşen'cim bütün onların hepsini anladım. Ha, bu yeri dedi belki ben belki de yanlışlıkla dedi. Vuruldu. Yakup yerine Veysel vuruldu ha. belki de. Ben size başka bir şey soruyorum. Diyorum ki onu orada eğer birisi bekliyorsa... Bu köpekler niye gitmedi diyorum. Belki ben de diyorum ki dayılardan birisiydi. Veysel'in yanına geldi. Veysel'le konuşurken köpeğe dur dedin mi dururdu. Veysel var ya yanında. Durdu. Yanından kişi dedi ki ben sen bana bir tane tüfekten mermi dedi. Onu aldı ona tıktı. Ya vurdu. Öyle keşke dediler dayı ben vursa, bilmiyorum. Keşke dayı vursaydı. Ben bilmiyorum. Öyle dediler. Bey amca. Konuşsun ne bakalım dur. Hamza Bey oğlunuz bulundu. Allah razı olsun. Sağ olun. Gözün aydın. Sağ olun. Bak, Allah razı olsun. Telefondaymış bir alo de. Allah razı olsun. Senden de razı sağ olsun. Olun. Sağ ol, çok mersin. Bir alo de seni duyuyor oğlum. He. Alo de. Alo. Selle'ye geldim. Ben şeydeyim yavrum. Yenibosna'da. Yenibosna'da sizin yerin. İstanbul'dayım. Ben un kapağında bıraktım. Arkana bakmadım. 10 metre vardı. Ahmet... Baktım bulamadım. Sayı. Bulamadım yavrum yok. Seni. Trenden geri indim. İkinci durakta geri indim. Geldim güvenlikçi dedi. Elime bak hele. He. Elime sen 1 lira parayı verdin. Süreye zor getirdim. Getiremiyorum. 1 milyarı verdin elime. Evet. Süreye zor getirdim ha Kadirli. Vallahi. He, şimdi neredesin yavrum? Ben Kadirli'den Muhtar'ın yanında. Kadirli'ye gittim. Maşallah. Ben bak otellerde yatıyorum. İyi çok şükür. Ayın 14'üne sabahına indim. 14'üne. Oldu. Muhtara çok selam söyle. Sen ne zaman? Hala? Sen ne zaman geldin? Ben hemen geleceğim yavrum. Allah sen razı ne olsun. Zaman geliyorsun ya? Ben Muhtar Bünyamin Tüfekçi'ye de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olsun.
sizle kaybolduktan sonra bilet almış, Osmaniye'ye gitmiş, muhtarın yanına gitmiş. Muhtar da şimdi izledi bize. İyi misin? Allah razı olsun. İyi. Sayenizde iyiyim. He? Sayenizde iyiyim. Hadi gözün ayrı. Allah razı olsun. Hadi sen git evladının yanına. Sağ olun. Bunlar kadınları... Alırlar, alırlar şimdi. Gel alırlar. Ay yazık ya. O da ona diyor ki sen neredesin diyor. Kıyamam. Neyse. İyi, en azından... Güzel bir haber aldık. Evet. Evet, evet. Şimdi... Köpek meselesinde bu şekilde konuşmuş olalım. Ben size başka bir şey daha söyleyeyim. Şimdi siz gittiniz orada silah atıldı. Az önce Rahim Bey'in de dediği gibi niye 15 dakika beklediniz, 20 dakika beklediniz? Ben onlara mantıklı verilebilecek cevaplar olduğunu düşünüyorum. Hani domuz gelmiştir, vurmuştur, tekrar geriye döner falan filan bilmem ne diye. Fakat bir süre sonra abiniz geri dönmeyince endişelendiğinizi söylüyorsunuz. Onun arkasından dışarı çıkıyorsunuz. Peki siz niye çıkarken yanınıza tüfeğinizi almıyorsunuz? Ben abim attı biliyor. He? Ben abim attı zannıyorum. Abim çıktı ya. Veya domuz attı. Belki de o atmadı. O attı diye çıktım ben. Ama belki atmadı. %50 ihtimal. Hayır, o da atsa demek ki bir tehlike gördü ki silah ateş etti. Hocam. O karşıdakilerde de silah var. Tehlike adam. Yani onun ateş ettiği kişilerin de silahı olduğunu düşünmen lazım Yakup Bey. Ben insan olarak insan geldiğini değil. Ben hayvan olarak veya bir hayvana attı diye düşünüyorum. Ben her akşam yerinde. Her türlü ihtimali dikkate almak lazım. Akşam aynı. Ben hatta bak o 4 kilometre yolu, 5 kilometre yolu gece saat 2'de 1'de giderim, yaya giderim. Üzerimde bıçak bile olmaz. Yani... Peki siz silahsız çıktınız, yürüdünüz. Değil mi? Karanlık etraf, evet. Değil mi? Evet. Ve abinizle karşılaştınız. Ne pozisyondaydı? Yüzüstüydü. Yüzüstüydü. Evet. Peki ne yaptınız? Ben yeğenimi aradım. Hayır şimdi daha yeğeninizi aramadan önce. Gördüğünüz yerde yatıyor. Hiçbir şey yapmadım. Yeğenimi aradım. Yani sen ayağı sökmedin mi? Hayır, abi geçmiş olsun ne oldu oturdum, sana? Oturdum sarıldım ona. He? Oturdum yanına. He? Vurulduğu belli. Ölmedi belki. Vurulduğu belli. Yeğenlerimi aradım hemen. Ya abi ölmedi. Ne yapıyorsun? Ne oldu? Belki sana bir şey ifade edecek. Beni Ahmet vurdu. Mehmet vurdu diye sana bir beyanda bulunacak. O anda şimdi ne bileyim yani bir insanın aklına gelecek bir şey mi onu ya sormak? Ya nasıl? Şimdi en azından gecenin tahsili kaybolmasın, kanı kaybolmasın diye. Abi ne oldu? Kim vurdu? Ne oldu sana? Bunu kim yaptı? Vurulduğunu nasıl anladınız? Allah Allah. Vurulduğunu belki ben ayağı taşa takıldı. Vurulduğunu bakın. Anladığım zaman ben o ayağı taşa takıldı cevap düştü. Dersin, cevap onun, dersin. Vurulduğunu onun beli, nasıl anladınız? Onun beli sakattı. Tamam. Kendi tüfeğe de patlamış olabilir dedim ben. Başkasından da vurulmuş olmayabilir. Kendi tüfeğe patlamış olabilir dedim ben. Bir belki de bir hayvan tekel saldırdı. Tekel attılar. Tekel ses mermi gelince ben dedim oradandır yani. Ben kendinden gene şüphelendim çok. Beni sakat onu. Evet. Kayar mayar bir şeyde kendini vurmuş olabilir dedim ben. Ya o kendine de yapsa ölmemiştir belki. Yardımına koşacaksın. Belki bacağından abi, vuruldu. Bir ses alacaksın, bir şey soracaksın, cevap versin ki zaten sana. Zaten yani aradan ben uçaklara telefon ettim. Yeğenlerime telefon ettiğim zaman aradan zaten 5 dakika geçmedi geldiler hemen. Yakup Bey. Ya 5 dakika bir insanın ölmesi için bir sebep, bir zamandır yani. Yüzüstü yerde yatan kardeşinizi neden sırt üstü çevirip de bir nefes alıyor mu? Hayatta mı, o mu, bu mu diye bakmadınız. Soru bu. Ya şimdi ben aklıma gelecek bir şey mi o anda yani? Nasıl aklı? Tek aklınıza gelecek olan o. Yani yüzüstü yer... Ben o afallamasında onun. Onu orada görmemde benim. Yerde yatıyor görmemde. O, yani onu çevirecek bir şey demeyeyim ya. Yüzüstü adam öyle yatarken... Yani kendi tükürüğünden bile boğulabilir. İnsan bir çevirip de yaşıyor mu hayatta mı diye bakmaz mı? Mesela siz yeğenlerinizi çağırdığınızda... Hemen onların ilk yaptıkları iş gelip sırt üstü çevirmek olmuş. Yaşıyor mu diye. Evet. İşte siz niye yapmadınız bunu? Ya ben o anda afallamaktan ben onu mu şey yaptım yani? Düşünme ama afallamak şansı... değil ki bizim bahsettiğimiz hayatın doğal akışı. Yani hayatın doğal akışı içinde zaten hiç kimse kardeşi kadar yakın birinin yüzüstü böyle çamur içinde yatmasına zaten müsaade etmez. Yani hemen onu bir çevirmek ister. Kardeşiniz olmaya gerek yok yani yolda da birini görsek. Ve hemen bir çeviririz. Abi ne oldu sana der. Ya bir soru sorar da. Aklına kim gelmez. Vurdu? Kim en azından sana kim vurdu? Seni kim vurdu? Bunu sana kim yaptı hayır, diye. Hayır öldüğü ne sen mal? Abinin yarın öbür gün vurulduğu belki. Vurulduğu da ne mal?
silahın zaten üzerine düşmüş. Vurulduğu ne malum? Silahın üzerinde zaten, silah altındaydı. Ha. Bir el atıldı. Bir el tüfekle atıldı yani. Tamam. Bir el ateş edildi. Tamam. Ben dedim ki tüfek elinde yüzünüze ne yatmış? Kendini dedim vurmuş olabilir, patlamış da. Ya tüfeği nerede gördünüz o anda? Zaten tüfekte böyle çıkmıştı ya hocam. Zaten tüfekte yanımdan çıkıyor. Tamam sıkıyor. Ama tüfek belki başka bir yerde. Biri aldı tüfeğini gitti. Tüfek altında. Altındaydı tüfek. Ya o tüfek görülüyor mu kaldı altında? Görülüyordu, gördüm ya. Nerede gördün? Gördüm de altında tüfeği ben. O zaman tüfekle vurulduğunu anladın. O zaman kaldırdın şöyle bir. Tüfekle vurulduğunu anlayınca o zaman daha fazla sorman lazım. Bir defa bakacaksın. Hayır, bu adam ya, öldü mü, yaşıyor mu? Sormayı bırak. Öldüğünü nasıl anladınız? Öldüğünü. Belki yaşıyor adam. Yeğenlerimi aradım ben vuruldu diye. Yeğenlerim geldi hemen. 5 dakikada geldiler. Ve yeğenleriniz de zaten sorana ilk söylediğinde sanırım siz öyle anlattığınız için intihar etti diye söylemiş. Yani böyle şimdi röportajlarımız var, izleyeceğiz. Veysel amcam intihar etti diye gelmişler. Bir de Müge Hanım bu söylemiş birisine ki ben boşanırsam da boşanmasam da onu vurduracağım demiş. Tamam, oturun, oturun. Şahidi çıkaracağım. Her yerden söylüyorsun şahit. Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 5017. Sevgi izi gün gün adım adım büyümeye devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında hayat buluyor. Kaybolunca polisin yanına gideceğim. Sevgi izimi göstereceğim. Çok kısa bir sürede sağ salim ailelerine teslim edildiler. Oğlum aldığım için çok mutluyum. Ben size bir şey söyleyeyim. Söyle. Sizin hep bütün havu kadın. Hep orada duydum. Orada, tamam. Hep orada duydum. Siz buna, ben bakayım, ben buna yakınım diye. Yok, geldiniz, yüklendiniz. Yok. Yüklenin, adaletimiz var. Hayır, bakın, Allah ben size bir şey söyleyeyim. Adaletim var. Adaletimiz var. Adaletimiz her şeyi bulsun. Ben sana demin ne dedim? Kimse çeksin baba. Ben Allah aşkına. Biz senin üstün. Beni yıpra diyorsunuz. Ben ne yıpratıyorsun? Ben bunun yanına gidip bundan ilgilendiğim için, bu beni baktığı için siz hep bundan zorlanıyorsun. Sen ona canını vallahi hiç, bundan zorlanıyorum. Hiç canını sıkma. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum yengemin yanına. Ben 13 canını, yaşından. Canını sıkma. 18 yaşına kadar. O vakti beni. Ben 91'de gittim. Türkiye'den çıktım. Sizin yüzünüzden çıktım. Yahu, 2005'te geldim. Gene aile benim peşindesin. Senin elin ayağın tutmuyor muydu oğlum? Sen kendine bakamıyor musun? Sen ben yemek oğlum yemeyeceğim. Ben Müslümanım olmayacağım. Herkes gurbette çalışıyor oğlum. Niye sen herkes gurbette çalışıyor? Herkes yemeğini yapıyor ya. Doğrudur. Ya kimin yanına geldin ya? Doğru. Doğru konuşalım şimdi. Hayır peki bir şey söyleyeceğim. Niye o zaman bu abinizi falan hemen daha Arabistan'da çalışmaya gidecekken evlendiren anneniz babanız niye sizi de evlendirmedi hemen? Ben 13 yaşındaydım. He? 13 yaşındaydım ben babamı evlendirdim. Sonra canım babanız ölmüş tamam. Allah rahmet eylesin. Annem neyle evlendirecekti beni? Annem neyle evlendirecekti beni? Nasıl yani? Herkes evlenmiş işte. Yani Yakup, diğer kardeşleriniz nasıl evlenmiş? Yakup'a sor bir bakalım. Kaç sene yaşamış Arabistan'da? Ne kadar para biriktirmiş daha? Evlenemez mi? Yakup ev bile alırdı. Ev daire diyeceğim. Ne oldu o paralar? Ne oldu o paralar? Onlar kendileri biri. Kime vermiş? Bana kimse para verdi yok. Ben ya kardeşimden 100 lira para nasıl istedim. Nasıl sana ne ya? Bak ben 100 lira para istedim kardeşimden. Onun gelinine söylemiş. Onu yap. Bu Yakup akıllı bir şey olsaydı zaten benim para istedim mi? O geline söylemezdi. Biz kardeşiz kardeş. Biz candan kardeşiz. Belki bir ihtiyacım oldu, senden 100 lira istedim. Sen onu gidip de ona şikayet etmem mi Ayşe'ye lazım? Ayşe'ye mi söyledin? Evet. Ben Yakup'tan para istiyorum. O benim kardeşim, ben isterim onu. Ben kimden onu para istedim, Ayşe'ye söyledim. Ben abine de dedim. Dünden beri diyor. Abine de dedim ben. Demedim mi sana abi? Dedi. 100 lira istedim senden diye. Benden para istiyor durmadan mı dedim. Niye para istiyor benden? Ben şeyin içine girmeyeyim dedim. Ben kardeşim Yakup'um dedim ya. 100 lira para istedim. 100 lira para lazımdı baba. 100 lira.
Bak bir şey vardı, 100 liram yetmedi ki onu kapatayım. O gitti yengesine şikayet etti. Onun için benden Emine parası da. Ulan 100 lira ya. Ben bunu yapasiten de istesem ben bunu isterim yani. Peki şu yüzüstü meselesini ya. Bir dakika. Yüzüstü meselesini daha ona gene döneriz. Niye kardeşinizi çevirme ihtiyacı hissetmediniz? Vallahi ben hiç aklıma gelmedi çevirmek. Yeğenlerime telefon ettim, onlar geldi çevirdiler. Yeğenlerinize de söylerken intihar mı etmiş diye söylediniz? Hayır. Onlar çünkü etrafa öyle her şey söylemiş. Çok şükür bu arada, Allah'ıma benim çok yani şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında hani bu davalık falan filan diyorlar ya dayıları ses vesaire. Aslında oraları da başka hikayeler var. Onları da ekip arkadaşlarımız araştırıyor. Yani hani Yakup Bey'e de düzenlenmiş olabilir mi bu saldırı? Biz ondan şüphelenmiyoruz. Yoksa bizim şüphemiz ondan gelmemiş. Ne sizin şüpheniz o değil şimdi. He. Döndürmeyin olayı. Ne düşünüyoruz? Veysel Bey'in yoksa başka bir düşmanı var mı diye. O arada biz konuşurken bir dayıyla konuştuk. Onun bir dakika bandını hazırlar mısınız? Ben onu ikiye böldürmüştüm. Hazır mı o dayı? Adı neydi? Mehmet. Dayı. İkinci bölümünü istiyorum. Mehmet Karakurt. Adı ne? Mehmet Karakurt. Bakın şimdi başta o tarla mevzularına falan bugün ona giremeyeceğiz hani süreden dolayı. Onunla ilgili açıklamalar yapıyor ve sonra kızıyor. Bakın ne söylüyor. Bu işler belli. Adam Veysel'in tuttuğu yerde şu kadar kan var, şu kadar. Bu kadar kan mı olur adam vurulan yerde? Oraya ilk gelenlerden bu ifadelerin alınmasını istiyorum. Bu telefon görüşmelerini istiyorum. Bu Ayşe'nin telefon görüşmeleri nerede? İlk önce bu yengesini aramıyor da Yakup onu bunu dayısını ötekini berekini arıyor. Siz o akşam gördünüz mü Veysel Bey ya da Yakup? Ben akşam geldim ya oraya. Yakup aradı beni. Dayı dedi abim vuruldu dedi. Daha sesi çıkmadı. 5-6 dakika onun telefonu böyle açık kaldı. Ne oldu Yakup diyorum, ne oldu diyorum. Hiç böyle ses yok. Bir daha ben arabayla geldim oraya o gece. Nasıl oldu bu Yakup diye sordum ben. Yakup diyor ki dayı diyor oradan aşağı gitti filan yerden diyor. Yola çıktı diyor. Biraz sonra tüfek sesi oldu diyor. Çıkıp baktın mı diyorum Yakup diyorum. Yok diyor 15-20 dakika sonra çıktım. Ya Yakup niye çıkmadın dışarı diyorum. Ya ben domuza momuza attı sandım da onun için çıkmadım diyor. Bakmadıysa abisinin hangi yoldan gittiğini nereden biliyor? İşte bile onu bilemiyorum demek ki çıkmış yani. Ben de aynı yoldan gittim diyor. Işığı yaktım baktım köpeklerin gözü parladı. Gittim baktım köpekler başında duruyor diyor. Bu olay bu Yakup biliyor yani. Ben bunu düşünüyorum. Başka bir şey bilmiyorum. Ha bu Yakup'u vurdu demiyorum. Olayı Yakup biliyor ben bunu düşünüyorum. Aslında dayı şunu anlatmaya çalışıyor. Yani dağın başında gecenin o vakti kim gelecekti? Veysel'i vuracak. Aslında dayı onu söylüyor yani. Diyor ki ben Yakup vurdu demem ama Yakup vuran kişiyi kuvvetle muhtemel biliyor. Ben öyle düşünüyorum diyor. Yani ortamı şöyle hayal etmemiz lazım. Bu yol kardan kapanmış. Aradan dozer geçmiş. Şeyi açmış yana karlar gelmiş. Yani şimdi birini vurmak için de biraz şey yani gecenin saat 12'si öyle değil mi Yakup abi? Soğuk. Çıkacağının garantisi yok. Belki sen çıkacaktın. Belki ya o değil ben, de sen çıkacaktın. Köpekler ya neye havlıyor diye bakmaya. Ben zaten demiyorum ki o çıkacaktı. Bana da gelmiş olabilir. Yani o yüzden seni vurmak isteyen ya da Veysel Bey'i vurmak isteyen hiç kimse gece oraya gelip böyle bir pusuya yatmaz. Üstelik sen onun yüzüne bakmamışsın ama sizi vurmak isteyen kişiler sonuçta siz ikiz kardeş değilsiniz aynı yumurta. Yanlış kişiye de vuruyorsa bakar suratına gelirsen de ev içindeysen sana da evde bir tane sıkar defolur gider. Yani zaten ha bir kişiyi öldürmüşsün ha iki kişiyi öldürmüşsün. Vurduğu mesafe iki metre. Artık sen onu göze uzakta aldıysan. Değil, karıştıramaz. İki metre. Ya karıştırdı diyelim. Sen diyorsun ki beni de vurmuş olabilir ben de çıkabilirdim diyorsun. O zaman... Sana tekrar bu düşmanın kim olduğunu öğrenmen lazım. Evet, mutlaka tamam. İlk yapacağın kim? İş... Abi bu... kim yaptı bunu sana? Ay bir de iki sene geçmiş o zaman bunu... yine seni vururlardı bu iki yani, sene. Yani bunu... sen ona... Ya abi... Zaten ben Samsun'da değil bir iki senedir ya. Ya vurmak kardeşim... işte hırsıza kilit dayanmaz, katile de mekan şey olmaz yani. Kendi aramızda... Senin şimdi yapacağın ilk iş... Abinin başına geldiğin zaman... Seni de vurmuş olabilir düşüncesiyle... Yarın bugün abin, yarın sen sırada olabilirsin. Ya, o muhakkak. Evet. Abi kim yaptı bunu? Bunu sormamak mümkün değil. Yani hep bir şey soracaksın cevap yani, almak için yaşıyor mu yaşamıyor mu? Yüzüstü bırakılmaz. Bırakılmaz. Yani yüzüstü bırakılmaz. Hayır. Vurulduğu yani. Dahi anlaşılmaz. Ölüp ölmediği belli değil. Vurulduğunu nasıl anladın? Allah Allah. Belki domuz çıktı,
domuzu vurmaya çalışırken bir başka domuz da geldi, onu parçaladı. Hayır kardeşim, belki yaşıyor adam. Ayağı takıldı, düştü. Vurulduğunu nasıl düşündü? Kaldıracaksın ben, belki. Tüfekten hatırlınca hiç ellemedim daha. Tüfek sesi duyunca hiç ellemedim diyorum ya. Niye? Ya belki kurtaracaksın adamı ya. Nefesi kesilmiştir. Sırt üstü kaldırsan, abi kim oldu ne oldu diye bir baksan, belki adam nefes alacak. Belki elinden vuruldu, belki bacağından vuruldu. Ya, çağırdım çocukları, hemen arabayla beraber geldiler. Varsa böyle kaç bir... dakika sürdü abi kardeşini... çağırma? 5 dakikada geldiler. Nasıl 5 dakikada gelirler ya? Kardeşine dokunmaktan neden imtina ediyorsun? Buyurun. Kardeşine dokunmaktan neden çekiniyorsun? Nasıl yani çekiniyorum kardeşim? Neden sen dokunmuyorsun kardeşine de yeğenlerini çağırıyorsun? Ben neden? Dokundum ya. Zaten şey, Tahsin diyor ya ki geldiğinde amcam Veysel amcama sarılmış yatıyordu yerde ikisi de diye. Tahsin söylemiyor mu? Yere Tahsin ifadesinde falan var. Demiyor. Biz geldik diyor. Yüzüstü çevirdik. Yüzüstü duruyordu. Başında Yakup da... amcam, Yakup amcamın diyor elbiseleri çamurdu falan diye ifadesinde başında var. Başında da ağlıyordu diyor. Evet. Aha. Evet. Tamam, o zaman sen ne yaptın, onun bir nabzına bir şeyine baktın, öldüğünü anladın. Hiç bakmadım. Zaten 5 dakikada geldiler. Bizim hiç bakmadığını anlamıyorum ki. Şurası kanadıysa bir şurası bağlanmaz mı? Hayır, siz köy adamısınız. Müdahale siz hayvanları da bile tedavi ediyorsunuz. Hani... Ya bir defa biz bir şey sorar, cevap alır. Yaşıyor mu, yaşamıyor mu? O zaman sen, bak şimdi kusura bakma, ben çok açık söyleyeyim. Seni de itham etmek istemiyorum. Kim yapmışsa yapmış. Allah onun inşallah bu dünyada da o dünyada da adalet yerini bulur diye dua ediyorum. İnşallah. Bu ayrı konu. Yalnız şimdi... Sen kalkıp da bu işi anlatıyorsun ya, benim aklıma şu geliyor. Sen bu işi yaptıktan sonra 15 dakika içeride kaldım diyorsun ya, 15 dakikada yeğenlerini çağırmıyorsun ya, illa bakıyorsun bu adamın tamamen öldüğünü emin oluyorsun, ondan sonra yeğenlerini arıyorsun. Yoksa bir öz kardeş bu olayla ilgisi olmayan veya bilgisi olmayan bir öz kardeş 15 dakika değil, 15 saniye vakit geçirmez. Yani sen de delikanlı bir adam olarak... Hocam... Sen şimdi bak, bu olay senin yani ilgisi değil. Yani yanlışlıkla mı vurdun? Ben senin maaşı için hayır, vuracağına hayır, inanmak hayır, istemem hayır, yani. Hayır, hayır, hayır. Ben asılsam da, cezamı yesem de, 100 yılda yatsam ben vurmadım. Ben yapmadım, bir şey ya kabullenmedim. Ya sana yaptın demiyoruz ama yaptığın ya hareket... Ya yanlışlıkla... Yanlışlıkla da vurmadın, doğrusuyla da vurmadın. Ben kabul etmiyorum. Ben yapmadım, bir şey kabul etmiyorum. Peki bu anlatılanlar, tamam sen yapmadın, sana mantıklı geliyor mu? Ya ben diyorum zaten, benim peşime hep millet peşime benim. Ha? Senin peşinde kimse yok. Şimdi Yakup Bey bak. Hayır, sen olmasan burada aynı şey... Ben abimi, aynı şey sen orada ölmüş olsaydın. Ben abimi vursaydım, benden çıkmış olsaydı bu olay 3 senede. Ben bu 3 senenin içinde ben buradan basmış gitmiştim ya. Niye? Öyle daha şimdi, sus bana yıkılacak. Sus, ben yapmışım. Kaçardın diyor. Kaçardım yani. Yapsam ben bunu. Benim anlamak. Ya yanlışlıkla olmuş olabiliriniz. Hayır. Hayır. Anlamak. Yani savcı aslında iddianamesini şöyle hazırlamış. İkisi arka arkaya yürüyorlardı. Yanlışlıkla hani Yakup aslında hani Yakup'un gerçekten yanlışlıkla yapıldığı düşünüyor. Çünkü silahın aslında giriş yerine falan bakılırsan biraz daha alçaktan olması lazım. Merminin giriş yeri. Tabii yani şimdi şuradan vuruluyor ya. Yani, sen bugün hep durmadan hani diyelim ki evet. Hani elinde de senin tüfek var. Biraz geniş çekme. Benim de elimde diyelim tüfek var. He. Siz önde, ben arkada yürüyorum. Evet. Şimdi ben eğer yanlışlıkla elimdeki tüfek... Şöyle durmamız lazım. Ateş alırsa nereye girer? Şuradan girer. Evet. Yani doğru. Biraz da alttan giriyor. Ama şöyle girmiş işte, şöyle durduğunu yukarı düşünün. Yukarı seyirli şöyle gidiyor. Şöyle girmiş, şuradan yukarı çıkmış. Seyirli o gidiyor. Yüzden diyor yukarıdan ki... Aşağıdan yukarıya doğru evet. Merminin takip ettiği evet. Bir durum oluyor. O yüzden de sadece demiş ki Veysel önde yürüyordu, Yakup da arkada yürüyordu. Artık ne oldu, ayağı mı takıldı, ne olduysa silahı ateşlendi, buradan girdi. Daha sonra gitti üstünü başını evde değiştirdi. Tekrar geriye geldi. Üstünü ellerini yıkadı, üstünü başını değiştirdi. O yüzden sıvap izi yok evet. Ki... Uzun namlularda zaten çok az bulunurmuş evet. Bir toplu ve uzun namlularda. Tabancayla tüfek aynı değil. Evet. Evet. O yüzden de gitti üstünü değiştirdi, oraya geldi. Ona hiç dokunmadı ki parmak izi kalmasın. Gitti yeğenlerini aradı. Aynen. Bir de intihar etti lafı da ortaya çıktı. Belki intihardan da yırtarız diye evet. Düşünüldü deyip davasını bu yönde açmış. Rahmetli ama... abin senden uzun boylu mu daha kısa mı? Kısa. Benden kısa ya. Kısa. Senden kısa. Kısa. Benden kısa. Hayır onların ama dediğim gibi benden yani... Kısa.
Onların şeyi şu teyze. Nerede buradaki? Arada ama 2 metre var. Öyle düşünün. Hayır, en fazla. Tabii tabii. Yani şimdi... bu 3 santim ile 200 santim arası. Yani şimdi, 200 santimden fazla değil. Yani tabii. Şöyle düşünülüyor. Hayır, aradaki mesafeden dolayı alttan girip üstten çıkabilir. Boyu kısa dahi olsa onu demek istedim. Sizin düşüncenizi anladım. Hayır, şöyle diyor. Diyor ki yani tüfek elindeydi diyor. Siz arkanızı döndünüz lazım şuradan bakın. Evet. Tüfek elindeydi. Şu sırada patlayınca, yani böyle tutuyorsun ya tüfeği. Tabii. Patlayınca buradan girdi, yanlışlıkla buradan çıktı diyor. Evet. Yani savcı da iddianamesini kasten adam öldürme falan olarak açmamış. Her ne kadar işte gelinle arasında falan işte şey varsa da, dedikodular varsa da, hani bunlar somut olarak algılanabilecek şeyler değil demiş. Evet. Evet. Ama asıl Yakup Bey'i kurtaran şu olmuş. Ayşe Hanım'ın ve Ayşe Hanım'ın oğlunun Yakup Bey'i sonuna kadar savunmaları. Savunmaz. Yani asla kayınbiraderim böyle bir şey yapmaz. Yakup Bey'in yeğeni yani rahmetlinin oğlu da asla amcam babama zarar vermez. Aralarında hiçbir problem yoktu diye çok böyle cansiperane şeyler oldu. Burada da zaten Ayşe Hanım aynı havaya girince bakın hemen dışarı çıkmak durumunda kaldı. Yani bir abla olarak, bir kardeş olarak Emine Hanım'ın sorusuna tahammül edemedi Ayşe Hanım. Ama şimdi o da diyor ki, ama Emine Hanım da diyor ki ona, sen onu öldüreceğim demişsin. Ölse de kalsın. O da tahammül edecek bir soru sormadı ya. Aynısını söylemiş. Mücanım. Kime söylemiş? O çıkacak. O da kardeşim. O da çıkacak. Mücanım. Tamam. Şimdi mezara gidiyoruz beraber. Mezarı ziyaretine gidiyoruz. Ya onun da haberi yok ondan. Ben tahmin etmiyorum. Üçümüz beraber gidiyoruz. Yakup'a benim arabayı kullanıyor. Yakup'a dedi direksiyonda ki. Yakup dedi, sen bu işi biliyorsan dedi. Söyle bizi uğraştırma dedi. Kim dedi? Ayşe. Ayşe Yakup'a mı söyledi? Tabii yenge. Evet. Bu da ona dedi ki. Haşa, küfür etti bu. Beni intihar mı edeceksin dedi. Ben süsledim buna. Ağzını asma dedim. Ona da ben arkama döndüm o ağzını. Niye intihar edecekmiş Yakup Bey? Yakup kabul etsin diye. Hani Yakup ben yapmadım ya ben dedim diye ki, intihar ederim diyor. Ben dedim bu sözü yapmış olsam ben bunu kendim intihar ederim. Diye. Yani bir babamı bir abimi. Çok bilerek veya bilmeyerek. Yani, ben o zaman şüphelendim. 13 yıl yani millete kolay gelir. Ben 13 yıl Arabistan'da o yattı burada ben yattım burada. 13 yıl. Bir evladı gibi baktı bana. 13 yıl. Bir evladı gibi baktı bana ya. Affedersiniz araya yani, girmem yanlış olur mu bilmiyorum. Yanlışlıktan da olsa. Benim demek istediğim bile bile de olsa. O yanlışlık da olsa. İnsanın önünde. Eğer o silahı kendime takmazdım. Ama kaza denen hayatta bazı şeyler var. Önüne geçemeyiz yani. Anlamadınız şimdi. Ben yani o kadar canım gibi sevdiğim biri bu yani. Basit biri değil. Yakup Bey benim sadece şunu da anlayamadım. Ben bunu cuma günü Ayşe Hanım'a da söyledim. Tam kapanışta size de söyleyeceğim. Madem bu kadar bu insanlar, çok özür diliyorum, dedikoducular. Tamam mı? E niye hala o dedikoduların üstüne gidip hala sizin o evde kalmanızın evde ne anlamı? Evde böyle... ben kalmadım ki zaten. He? Ben evde kalmadım ki. Ben Arabistan'dan 2003'te geldim. E gene kalmışsın gitmişsin. Ben senin yerinde olsam kapıdan içeri girmem ben yani. Ben bir sene kaldım yanında. Ondan sonra çocukların yanına gittim. Ya bir sene olsun, 2 hafta olsun, 3 gün olsun. Madem bu kadar, çok özür diliyorum. Bunlar çok dedikoducu olduğu için... Sizin zaten adımızı öyle koymuşlar. He, sizin evet. Tamam dedikodunuzu yapıyorlar. E adımız madem öyle. Yapıyorlar kardeşim. Yani Ayşe ile konuşmasan yerim, ne oluyor yani? Gidecek yerim yok. Ben bir yerden yemek yiyeceğim, ekmek yiyeceğim. Ya bir tek Ayşe mi kalmış? Hangisine gideceğim? Ya bir tek Ayşe mi kalmış? Bütün sokaktakiler bir tane Ayşe'ye mi gidiyor? Hangisine gideceğim ben şimdi? He? Hangisine gideceğim? Ama Ayşe ile ilgili bu varken... Bilmiyorum o biraz bana şey geldi. Hangisine gideceğim? Bir şey sorabilir miyim Müge Hanım? Bir cümle. Hocam maalesef şeyimiz yok. Kastamonu ile ilgili bağında giremedik süresizlikten ama şöyle söyleyeyim. Yeni gözaltılar olmuş Kastamonu'da. Benim aslında tabii Kastamonu'da gözaltılar falan dışında. Gerçekten bu kayıp 5 kişi nerede? Onu merak ediyorum. Ben de sizler gibi yarın bildireceğiz. Şimdi Ali Bey'in diğer damadı da tutuklanmış.
Kayınpeder de tutuklanmış. Diğer damat hani bize bağlanmıştı ya. Evet. Benim çocuklar şey yapmışlardı. Şimdi damadı tutuklanmış. Bir de onların kayınpederi de tutuklanmıştı. İlginç. Yani aynı aile. İlginç. Çok ilginç şeyler var. Evet. Ve evet. Neden bağlantılarını da aslında buldum. Yarın anlatacağım size. Nasıl o eve gittiği meselesi vardı ya. O aklıma yattı. Ona bir şey buldum. Yarın anlatacağım. Tamam. Devam edeceğiz yani.